Değerli meslektaşlarım, sevgili konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bağımlı çalışan meslek mensupları komisyonu olarak düzenlediğimiz şirketler iç denetim süreçleri ve bu süreçlerde kurumsal risk yönetimi faaliyetleri konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Meslektaşımız Aydan Biltekin Göktağ'ın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkan Yardımcımız Sayın Ömer İşçi'yi kürsüye davet ediyorum. Dışarıda kimse var mı? Yok herhalde. Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak bağımlı çalışan meslek mensupları komisyonumuzun katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz şirketler iç denetim süreçlerinde kurumsal risk yönetimi faaliyetleri konulu seminerimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli meslektaşımız Aydan Biltekin Göktağ'ın sunumunda gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde şirketler iç denetim süreçlerinde kurumsal risk yönetim faaliyetine ilişkin ayrıntılı bilgiler ve konulara değineceğiz. Bugünkü seminerimiz aynı zamanda bağımsız denetçilere bir kredi sağlayacak olup bağımsız denetçi meslektaşlarımızın kredi için girişte bulunan kamu gözetim kurumu formatlı hazırlığında imzalamaları gerekiyor arkadaşlar. İmzalamayan arkadaşlar çıkışta da imzalayabilirler. Hazırlığımız orada duruyor. Arkadaşlar seminerimize geçmeden önce bir iki bilgilendirme yapmak istiyorum. Geçen hafta yine cumartesi etkinliğimizde burada açılışta yine ben yaptığımda gündemde olan bizler için şu anda arabuluculuk ve konkordato ile ilgili bir meclisteki çalışmalardan bahsetmiştik. Bununla ilgili aleyhimize olan lobi faaliyetlerinden bahsetmiştik. Şu anda da yine devam ediyor. Ben kadın bir milletvekilimiz, Konya milletvekili, geçen sosyal medyada görmüşsünüzdür, bizlerle gibi 5 dakika görüşmesinde bu görüşmelerle ilgili aynen bizlerin destekleyici 3568 sayılı yasaya tabi mali müşavirlerin de buralarda yer alması gerektiğini çok net olarak söyledi. Kendisine buradan da teşekkür ediyoruz gerçekten destekleri için. Evet, sizler de yine bugünkü güzel bir günde seminerimize katıldığınız için size de teşekkür ediyorum bu arada. Arkadaşlar burada şeylere sizlere bu eğitimlerimiz burada devam ediyor. Bağımsız denetim eğitimlerimiz bu ay da var ve Ocak ayında var. Bunlarla sizi yormak istemiyorum. Sadece bu eğitimlerin dışında planladığımız seminerlerimiz var. Onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere kısaca. 13 Aralık 2018 tarihinde Perşembe günü Yeminli Mali Müşavir Üstadımız Mustafa Dündar'ın sunumunda 32 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kararıyla ilgili son değişikliklerle ilgili bir seminer yapacağız. Yine 14 Aralık 2018 Cuma günü Profesör Doktor Süleyman Uyar ve öğretim görevlisi bizim hocalarımızdan Adem Yıldırım'ın sunumunda genel olarak finansal tavırların FRS'ye, BOBİ FRS'ye çevrim süreciyle ilgili bağımsız denetim uygulaması ile ilgili bir eğitim yapacağız, seminer yapacağız. Buradaki bu seminere katılan arkadaşlarımız yine bir kredi elde edecekler. Onu da hatırlatmak istiyorum. Ayrıca 15 Aralık Cumartesi günü ise bu birazcık mesleğin dışında arkadaş, arkadaşlar buna da ihtiyacım var tabii ki. İnsan Kaynakları ve İstihdam Komisyonumuzun katkılarıyla Uludağ Üniversitesi'nden doçent Doktor İbrahim İmran sunumunda stres yönetimi ve motivasyon konusunu ele alacağız arkadaşlar. Bu komisyonumuza teşekkür ediyorum bu seminerden katkıları için. Komisyon Başkanımız Hacı Bektaş Aykut'a emeklerinden ve diğer komisyon üyelerimize de teşekkür ediyorum katkıları için arkadaşlar. İyi bir seminer olmasını dileyerek meslektaşımız Aydan Biltekin Göktağ'a teşekkür ediyor, faydalı olmasını diliyorum. Sunumlarından dolayı Oda Başkan Yardımcımız Ömer İşçi'ye teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerini paylaşmak üzere
Sayın meslektaşımız Aydan Biltekin Göktağ'ı kürsüye davet ediyor. Merhabalar. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum katılımlardan dolayı. Cumartesi günü böyle bir katılım bence çok güzel. Ben 15 yıllık yaşım meydana çıktı ama denetçi ve aynı zamanda risk yöneticiliği yapıyorum. Ve hani bu konu hakkında farkındalığın oluşuyor olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Zaten eğitimin çıkış noktası da buydu. Kişilerde, kurumlarda bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratmakta. Onu da hani başarmaya başladığımızı görüyor olmak çok pozitif. Sizlerin de hani bu konuyla ilgili destek, bu tarz görüşler ya da herhangi bir eğitim talebiniz olduğunda bunu mutlaka Hacı Bektaş Bey ile beraber değerlendiririz. Ne kadar fazla kitleye bu algıyı yayabilirsek, çünkü bizler ve kurumlar adına o kadar pozitif. Çok teşekkürler katılımlarınız için. Öncelikle bugün belirtildiği gibi kurumsal risk yönetim faaliyetleriyle ilgili sizle bir paylaşımda bulunacağız. Ama hani onun öncesinde belki çok kısaca kendimden bahsediyor olmak iyi olabilir. Hem de sizlerin de sorularınız mevcutsa benim geçmişimden yola çıkarak hani o alanlarda sorularınız varsa onları da rahatlıkla cevaplandırabilirim. En sevdiğim yerden başlayayım. Evliyim. Bir tane 3 yaşında çocuğum var. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Sonrasında Marmara Üniversitesi yüksek muhasebe finans yüksek lisansı ve ardından da Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladım. 2003 yılında başladım ben denetim hayatına. İlk etapta ilk bir yıl vergi denetimi yaptım. Yine İngiliz bir firmada, Moore Stephens firmasında görev aldım ve bu süreç içerisinde Polat Holding gibi bir grup içerisinde yer aldık. Ve orada farklı sektörleri görme imkanım oldu bu kısa süre içerisinde. Sonrasında Ernst & Young'da çalışmaya başladım. Orada bağımsız denetim tarafındaydım. Orada da işte üretim firmaları ile ilgili denetimler ve risk yönetim faaliyetlerini devam ettirdik. Sonrasında Bursa'ya geri döndüm ve burada Prizmi'nin Kablo'da iç denetim departmanını kurduk. Mudanya'da Prizmi'nin Kablo. Yaklaşık 4,5 yıl kadar Prizmi'nin Kablo'da çalıştım. İç denetim departmanı kurulumu, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, risk yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gibi aksiyonlarda bulundum. Ve sonrasında gruba geçtim. İtalya'ya, Prizmi'nin Kablo İtalya'ya bağlı bir şirket. Orada İtalya'ya bağlı olarak Doğu Avrupa ve Asya Pasifik'ten sorumlu olarak hayatımı devam ettim. Yani bölgesel bir sorumluluk ve bu süreçte de yine denetim faaliyetleri ve o ülkelerdeki risklerin tespiti konularını yönettim. Burada şu anlamda bu çok pozitif bir değer kattı. Neticede aynı işi yapıyorsunuz ama çok farklı kültürleri, çok farklı çalışma şekillerini, çok farklı piyasaları tecrübe etme imkanı oldu benim adıma. Sorumlu olduğum alan Türkiye'de yakın olduğu için işte Rusya gibi, Doğu Avrupa, Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya yani gelişmekte olan ekonomiler, gelişmekte olan piyasalar ve hani maalesef Avrupa'dan bir tık daha farklı, hani bunu herkes biliyor tabii ki, Avrupa'dan çok daha fazla düzensizliğin olduğu, belki hani usulsüzlüğe açıklık oranının yüksek olduğu ülke riski itibariyle olduğu ülkelerde ve hani orada da çok farklı uygulamalar görme şansı edindim tabii ki. İşte şeyler, bir şirketin içini boşaltıp gidilen senaryolar, yapılan usulsüzlükler gibi hani bunları ortaya çıkarmak, bunlarla vakit harcamak ya da oradaki vergi mevzuatlarıyla ilgili vergi yapılandırılması Türkiye'de yine benzerleriyle ilgili bilgi almak çok pozitif oldu. Hani bunlar da benim bundan sonraki denetim ve risk çalışmalarına büyük katkı sağladı tabii ki. Farklı örnekler görmek, çünkü dünya hani Türkiye'den ibaret olmadığını
gördük. Hatta bazı senaryolarla orada karşılaştım. Sonrasında sorguladığımda Türkiye'de de aslında var olduğunu anlamaya başladık bazı konuların. Yani sadece Rusya'daki mafya değil hayatımız. Türkiye'de de olabilir aslında bu tarz şeyler algısı uyandırdı bizde. Sonrasında Karsan'a gelmiştim. Karsan Otomotiv. Orada da halen kurumsal risk yönetim, iş denetim faaliyetlerini devam ettiriyorum. Bu kadar bilgi yeter sanırım. Artık sunuma geçelim. Ben yine yerime geçeyim. Pointer. Tamam. Yine yerime geçeceğim. Şöyle hem size hem de slaytlara yakın olmayı tercih ediyorum. Önce kurumsal risk yönetimle ilgili aslında teorik bir bilgi, teoriyi sizinle paylaşmak istedim. Çünkü dediğim gibi çok fazla hani çok aşina olunan ya da çok bilinen bir konu değil burası. Operasyondan bağımsız olduğu için hani bizler operasyon yoğun çalışan kişileriz. Bu biraz daha operasyon dışı bir konu olduğu için teoriyi size vermek istedim. Bazı örnekler de içerisinde var. En sonunda da sizin merak ettiğiniz ya da biraz daha detay öğrenmek istediğiniz, sorgulamak istediğiniz konular olursa da lütfen sorun. En sonunda hani soru cevap olarak alabiliriz. Riski anlamak ve yönetmek. Aslında bu eğitimde şu an buradaki seminerde hedeflediğimiz riski anlayalım. Yani risk nedir? Risk ne olmalıdır? Ve bunu nasıl yöneteceğimizi belirleyelim. Neticede iyi bir şekilde anlamadan, analiz etmeden bir riski yönetmek çok daha fazla zarar verebilir bizlere ve organizasyonlara. Onun için hani riski nasıl anlayabiliriz? Neler aslında risk olmalıdır? Algısını biraz vermek istiyorum. Ama hani kurumsal risk yönetimi kavram bu. Bunu parçalayarak, parça parça gitmek istedim ben. Ve ilk etapta size kurumsal yönetim nedir? Kurumsal yönetim ne demektir? Şu an çoğu şirketin yaygınlaştırmaya çalışıyor. Hatta Bursa'da da pek çok şirket artık büyük uluslararası çalışan şirketler holding yapılarından biraz daha kurumsal yönetime geçmek konusunda büyük eğilimdeler. Organizasyonlarına kurumsal yönetim yapılandırması gerçekleştirebilecek bireyleri katmaya başladılar. Daha önce bu işi yapmış, geçmişi olan kişiler olmaya başladı. Çünkü onlardaki hedef kurumsal firmalara kurumsal kimlik kazandırmak. Aslında kurumsal risk yönetimi ve denetim de bu anlamda birer yapı taşı. Neticede kurumsallığı sağlamada önemli iki faktör. Kurumsal yönetimin kapsamına baktığımızda şirketin iş yapma şekillerini belirliyor. Hesap verebilmeyi sağlıyor. Şirketin iş yapma şekillerini belki biraz açmak gerekli aslında. Burada standartizasyondan bahsediyoruz. Çünkü kurumsallaşma ciddi bir standartlaşmayı gerektiriyor. Onun için de kurumsal yönetimle birlikte şirketler yapılarında standart süreçler takip etme eğilimine girerler. İşte hani evet burada bu var onu öyle de yapalım. Burada aynı işe ona hadi bugün şöyle yapalım. Bu algıyı artık değiştirmeye çalışıyor kurumlar. Standart prosedürleri ve politikaları olacak ve bütün kurum bu politikalar ve prosedürler dahilinde hayatını devam edecek. Gelinmeye çalışan, kurumsallıkta gelinmeye çalışan nokta da bu. Bundan da biz şurada hesap verebilme. Evet şu an şirketler standart yapı üzerinden evet bizim politika ve prosedürlerimiz bunlardır ve bizler bu politika prosedürler çerçevesinde çalışıyoruz. Algısını yönetim kurullarına verebilmek burada hedeflenen. Hesap verebilme her şey kayıt altında. Yetki matrisleri oluşturulur genelde kurumsallaşma yolunda. Bu yetki matrisleri nedir? Kimler hangi seviyelerde hangi operasyonlara karar verebilmeliler? Bunlar işte standartlaşmanın sac ayaklarından biri aslında. Neticede buna ben şu kadar yetki üstündeki her şeyin genel müdür tarafından onaylanmış olduğundan eminim. Bu yetki matrisinin doğru kullanılmış olduğu şirketlerde. O zaman da hesap verebilme sağlanıyor. Yani kime hesap soracağımı biliyorum, kim hesap vermesi gerektiğini biliyor. Ama hani bu bundan önceki yapılardı yani bir yetki maddesi kullanmadığınız noktada işte kimi bulursanız imza attırırsınız ve hayata devam edersiniz. Kimin imzaladığı dahi belli olmayabilir. Küçük bir paraftan ibarettir çünkü. Ama şu an yeni yapıda hayır bu bunun tarafından imzalanmalı. Sen bunu imzalamalısın. Yani sorumluluğu çift taraflı olarak yüklüyor. Bana o onayı o kişinin alma sorumluluğunu yükletiyor. O kişinin de
o kağıdı imzalama, o yetkiyi vermiş olma sorumluluğu iletiyor. Bu da hesap verilmeyi sağlıyor kişilerin üzerinde. Sosyal sorumluluk, bu bir ayak. Şeffaflık. Şeffaflık, benim şu an yapmış olduğum her şey kayıt altında. Her şey açıklanabilir ve her şey açıklanmalı. Bu algıyı bütün kurum sahip olacak ve yaptıkları, yani her adım attıklarında bunun mutlaka hesabının verilmesi gerektiğinin ve bunun da şeffaflıkla üçüncü kişilerle, yatırımcılarla paylaşılacağının bilincinde olacaktır. Yatırımcı haklarının korunması. Zaten hesap verilebilme ve şeffaflığı sağladığımız noktalarda aslında yatırımcı hakları ağzından geliyor. Çünkü siz yatırımcılara karşı bir sorumluluk yükleniyorsunuz. Ben sana bütün bilgilerimi şeffaflıkla sunuyorum. Sorumluluğu yüklenirsiniz kurumsal yönetim algısını sahiplendiğinizde. Ve kontrol tarafı var. Kurumsallaşmaya son geleceğim. Kontrol de kurumsal yönetimi takip eden şirketlerde güçlü bir iç kontrol yapısı ve denetim profilinin olması gerekli. Çünkü burada diyoruz ki hedefimiz yatırımcıya doğru bilgiyi verdiğimize emin olmak ve yatırımcının da bizden doğru bilgi aldığını emin olmasını sağlamak. Buradaki kontrol yapısını sağlamaktaki hedef de şu: benim iş yapma şekillerim var. Bir politika ve prosedürlerimi belirledim. Ve benim denetçim var. Benim denetçim gitti ve o politika prosedürlerine uygun şekilde hareket edildiğine emin oldu. Ve bana bir güvence verdi. Evet, buradaki süreçler yazıldığı şekilde işliyor. Ve yatırımcının elinde de sürecin nasıl olduğu yazılı. Ya buradaki hani hedeflenen nokta, yazılan elimdeki denetçinin görüşüyle doğru çalıştığına ben eminim. Demek ki bu şirketin çıkan finansalları, evet, burada yazıldığı şekliyle çalışıyor. Bu şeffaflığı, bu hesap verilebilmeyi ve bu kontrolü sağlıyoruz. Diğer tarafta bir de tabii ki hani risk yönetim faaliyetleri de bunun içerisinde. O da ne diyor? Evet, buradaki mevcut olan riskler ya da potansiyel olabilecek risklerin hepsi analiz edildi ve bunlarla ilgili değerlendirmeler yapıldı ve onlar ışığında buradaki finansal tablolar elde edildi. Ya da bilanço dipnotlarında herhangi bir risk söz konusuysa buradaki risk yönetimi onu dikkate aldı ve analiz etti. Bunu tabii eskale ettiği şeyler de var. İşte yönetim kuruluna ve risk komitesine de gönderiyor. Yani o da yatırımcıya bir güven veriyor. Çünkü bu sadece bir kişinin uhdesinde değil. Bunu finanstaki, mali işlerdeki herhangi bir kişi bu finansalları oluşturmadı. Bu finansallar pek çok süzgeçten geçti ve benim önüme geldi. Doğruluk. Bu ona doğruluğu anlatıyor. Zaten kurumsal yönetimle hedef ana sermayeleri, ortakları ve diğer yatırımcılara en az kendi kadar bu şirkette hak sahibi olduğu güvencesini vermek. Ondan hani halka açık şirketlerde yatırımcı çok rahat şekilde organizasyonu arar ve işte finansallar hakkında, süreçler hakkında çok rahat soru sorar. Çünkü bilir ki o şirket kurumsal yönetim algısıyla yönetiliyor. Her şey açık, şeffaf ve hesap verilebilir boyutta. Kurumsal yönetime girişteki hedef bu. Neler var kurumsal yönetim bünyesinde? Bu aslında üçlü bir yapı, kurum içerisinde kurulması gereken, kurumsal yönetim algısı yönetilen şirketlerde. Ama şurada gördüğünüz gibi en temel yapı vizyon ve strateji. Neticede her şey kurumların vizyonları ve kurumların izledikleri stratejiyle ilintili. Çünkü biz de risk yönetim faaliyetlerini gerçekleştirirken mutlaka şirketin stratejisi ve hedeflerine odaklanıyoruz. Onun dışındaki riskler bizim için önemli değil. Çünkü o şirketin gelmek istediği nokta ile ilgili riskler benim dikkate alacağım, odaklanacağım, görüş vereceğim, aksiyon alacağım konular. Biz ilk etapta ne yapıyoruz? Vizyon ve stratejiler doğrultusunda bir risk yönetimi gerçekleştiriyoruz. Daha sonraki slaytlarda geçeceğim. Onun için çok detay vermiyorum. Sadece genel bir algıyı vermek buradaki hedef. Risk yönetimi, vizyon ve stratejiyle ilgili risklerime bakmalı. İç kontrol, bu stratejileri bertaraf edecek kontrol yapım var mı? Sağlam mı? Yerinde mi? Bunu kurgulamalı. İç denetim, evet, kontrol, böyle kontroller kurulu var. Ancak bunlar yerinde mi? Doğru çalışıyor mu? Bunun güvencesini vermek durumunda. Çünkü öyle durumlar var ki bazen, evet, herkes böyle bir kontrol var der.
Ama gider bakarsınız, herkesin var olduğunu düşündüğü, böyle bir riskle karşılaşmayacağını düşündüğü durumlarda aslında o kontrolün hiç yerinde çalışmadığı, doğru ilerlemediğini tespit edersiniz. Risk bu aslında. Onun için bu üçlü birbirini tamamlayan unsurlardır ve en sonunda da dış denetim zaten hani bütün olan iş denetimle güvence verdikten sonra dış denetim üçüncü bir göz olarak belirli limitler dahilinde çalışmalara bakar. Burada şey belirtmek önemli, dış denetim belirli bir limit üstüdür biliyorsunuz. Ama biz burada risk yönetim ve iş denetimde ve aynı şekilde iç kontrolde yine hedeflerle ilintili olmak üzere limitsiz olarak bakıyoruz. Yani bizim için stratejimi oluşmamdaki etkili bir süreçteki problem de risk. Her ne şey yaratmasa da, bir maliyet yaratmasa da. Mesela müşteri memnuniyeti. Eğer o şirketin hedefi ise müşteri memnuniyetini sağlamak ve ben müşteri stratejim müşteri memnuniyetini sağlamak üzerine kuruluysa, ki bu bir maliyet, bir finansal, ya tabii ki neticede finansala gidecek, bir ciro yaratacak, o da bir alım yaratacak müşteri memnuniyeti olduğunda, ama o müşteri memnuniyetini tutarsız olarak bakıyorum. Çünkü o kurumun hedefi ve bu hedefe ulaşmasında ne gibi etkenler var? Kalite mi problem? Pazarlamamı mı iyi yapamıyorum? Pazarlama faaliyetlerinde mi zayıfım? Bu da benim adıma tutarsal olmasa da bir risk kapsamına giriyor. Kurumsal yönetim ihtiyacı neden doğdu? Neticede bir her şey bir ihtiyaç sonucu doğuyor tabii ki. Kurumsal yönetimin sebebi de işte şirket skandalları çıkan, finansal krizler oluşan, pek çok finansal kriz atlattı. Dünyada, Türkiye'de hatta hala yaşıyor. Belki hatta yavaş yavaş daha da yaklaşıyoruz artacak şekilde. Globalleşme, uluslararası sermaye hareketlerinin hız kazanması, birleşmeler, satın almalar ciddi boyutta artmaya başladı ve bu noktada da standart yapıları kendi bünyesine katmak bir şirket için her zaman pozitiftir. Çünkü belirsizliği satın almaktansa adamlar belli bir standardı olan, belirli bir hani yoğurt yiyiş tarzı olan bir şirketi bünyesine katmayı hem ilk etapta daha birleşme aşamasında daha fazla güven verir, sağlandık anlamında bilinmeyen bir paketi almaktansa ve sonrasında birleşme sonrasında operasyonlarda da düzenin olduğu bir şirketin varlığını bilmek ve onunla çalışmak çok daha büyük bir konfor alanı tabii ki. Ve özelleştirmeler. Diğer tarafta Türkiye'deki kurumsal yönetim ihtiyacına baktığımız zaman da burada da temelde 3 tane motive unsurundan bahsedebiliyoruz aslında. Bunlar yabancı yatırımlar için cazip hale getirmek. Neticede Türkiye fırsatlar cenneti diyoruz ve az önce bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı da yabancı yatırımcının vizitle tercih etmesinin sebebi, evet burada bir düzen var. Burada biz ya da buradaki kurumları tercih etmesinin sebeplerinden biri de bu aslında. Az önce belirttiğimiz işte evet bu hesap verebilen bir şirket, şeffaf bir şirket, iş süreçlerinde belirli bir standart var. Güvenilir, bunlar güvenilirliği yükseltici etmenler. Bir kontrol hani her ne kadar çok şey olsa da hani subjektif olsa da bir kurum içerisinde iş denetim departmanı ve risk yönetim departmanının varlığı dış denetçiye çok büyük bir güvence veriyor. Yani hani bundan çok karşılaşıyoruz bazı noktalarda. Siz baktınız mı? Evet baktık. Tamam okey biz buraya geçelim o zaman. Yorumluya karşılaşabiliyoruz. Çünkü neticede biz de onların bakış açısıyla hareket ediyoruz. O anlamda da hani bir pozitif dışarıdan görüntüde vermiş olduğu izlenim de bu zaten. Avrupa Birliği normlarına uyabilmek, hani her ne kadar Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz, girmemek istiyoruz tartışmaları hep devam etse de Türkiye'nin bir ayağı Avrupa'da. Çok büyük ortaklıklarımız Avrupa'da. Onun için onlarla ortak çalışma, ortak platformda çalışabilme şansını elde edebilmek adına da az önce saydığımız kurumsal yönetim gerekliliklerini yerine getirmek önemli. Çünkü kurumlar güvendikleri şirketlerle işbirliğine girme taraftarıdırlar ve onlarla daha rahat çalışabileceklerini bildikleri için tercih sebebidir her zaman. Ve diğer de işte sermaye piyasalarını bu ilkeler çerçevesinde etkinleştirmek. Şimdi risk nedir'e geliyoruz aslında. Hani burada daha çok risk üzerinde gideceğiz. Riskler nelerdir? Risk bizim yine hedefler. Yani hep konuşacağımız şey aslında hedefler. Hedeflerime ulaşmamı etkileyen iç ve dış faktörler nelerdir? Onun için de çalışmalar ilk başlarken her zaman kurumun stratejisini, vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini elimize alırız. Ve oradan yola çıkarak türetmeye başlarız. Nerelere eğilmeliyiz diye. Onun bile belli bir yüzdesi var tabii ki işte. Hani her hedef bile değil. Bir önceliklendirme de yapıyoruz kendi içerisinde. Burada işte şöyle bir şey var hani tehlike burada, belirsizlik burada.
ve şurası da fırsat. Yani bu riskte gidilmeye çalışılan nokta, ideal dünya aslında. İşte risk ne diye algılanıyor ilk etapta? Tehlikeler, ben ne kadar kayıp elde edeceğim. Evet, bu bir risk gerçekten, kayıp elde etmek. Ama diğer tarafta ben değişimden dolayı ortaya çıkan risklerim nelerdir? Belirsizlik de ciddi bir risk, ciddi risk yaratan faktör. Bu hani bunu sarı alana koyuyoruz biraz daha. Bir tespit edilmesi gereken noktalar. Bir de fırsatlar var. Fırsatlar aslında kurumların bir adım öne gitmesini sağlayan, kurumlara değer yaratan nokta burası. Kayıpların farkındalığına herkes varabilir. Ama fırsatları yaratmak beni rakibimden bir adım öne atar. Bu fırsatları da bu risklerden çıkartıyoruz aslında. Mesela ne gibi? İşte ihale bazlı çalışan bir şirket var. Bir Türkiye'deyiz ve ihale bazlı bir satış gerçekleştiriyoruz. Ve işte ne diyoruz? İhaleler bittiği zaman bu şirket ne yapar? Sorusunu sorduğunuz zaman orada herkes ihaleler biter mi? Canım gibi bir cevap verecektir. Bugün ihaleler bitti. Bugün artık hani devlet ihale çıkarmıyor. Çıkarsa iptallerde bulunuyor ekonomik durumlardan kaynaklı olarak. O dönemde biz bunu düşünerek eğer bir girişimi bulunduysak, mesela bir ihracat kanalılaştıysak kendimize, biz orada bunu bugünümüze geldiğimizde diğer rakiplerimizden bir adım öne geçtik. Çünkü niye o zaman ihracat altyapısını kurgulamıştık? Şimdi ihale beklemek yerine diğerleri gibi. Mesela otomotiv tarafında bunu geçen sene yapmaya başladı şirketler yavaş yavaş. Farkına vardılar ama daha önce farkına varmış olsaydık bununla çok daha önce baş etmeye başlayacaktık. Fark edemeyenler de var bu arada otomotiv tarafında. Daha halen ihale usulü çalışmaya devam edenler de var ama onlar ne kadar daha yaşayabilirler. Fırsatı daha sonra tekrar edineceğiz. Birkaç örnek daha paylaşacağım ilerleyen slaytlarda. Biraz daha canlanabilmesi adına bizlerde. Burada şimdi her zaman şey vardır, bir geleneksel bakış açımız vardır, bir de gelmeye çalıştığımız nokta. Özellikle bunları burada belirttim çünkü bizim risk tarafında COSA yaklaşımı vardır. COSA yaklaşımı bu risklerle ilgili, işte kontrollerin oluşturulmasıyla ilgili, risk faaliyetlerin gerçekleştirmesiyle ilgili uluslararası bir standart. Ve burada bir küp vardır, bilmiyorum belki hani bazı arkadaşlara aşina gelebilir, onların bir küpü vardır. Şimdi o küp değişti artık, 2017 yılında o küpü değiştirdiler. Artık hani ona da geleceğiz zaten, o farklı bir yapıya geldi ve bakış açıları da değişti tabii ki. İşte önceden neydi risk dediğimiz gibi, az önceki hani kayıp kısmında olduğu gibi işte risk sadece şuraya odaklanıyordu. Tehlike, kayıp varsa riskten bahsediyoruz, olumsuz bir faktör. Ama şimdi ne diyoruz? Risk fırsat. Değer yaratmak, artıya geçmek, riski önceden tespit et ve bundan bir fırsat yarat. Önceden organizasyonlar içerisindeydi, birer birer yönetilirdi. İşte satış kendi riskini yönetir, satın alma kendi riskini yönetir gibi bir uygulama varken, sonrasında artık kurum yapısına geçildi. Onun için zaten kurumsal risk yönetimi bir departman aslında. Çünkü o ne yapıyor? Evet, şimdi hani herkese şöyle bir algı var. Ya ben riskimi bilmiyor muyum, bir de sana mı anlatacağım? Evet tamam, sen riskini tabii ki biliyorsun ki şöyle de bir şey var, bazen arkadaşlar yönetebildikleri için bunu risk olarak görmüyorlar. Ya da risk olarak görüyor ama kurum senin bu riski almanı istiyor mu? Aslında en çok sorulması gereken soru bu. Ya da bu risk alınmalı mı? Sen aslında gereksiz bir risk alıyorsun ve gereksiz bir şeyi yönetiyorsun şu an. Ya da bir tık daha üstüne çıkmalısın çünkü yönetim bunu istiyor. Bu da diğer bir bakış açısı. Onun için şimdi bizim buradaki varlık sebebimiz şu, bizler yani bu birim ne yapar? Diğer birimlerin hepsini bir araya getirir ve işte sizinle konuştuk, satın alma tarafındasınız ama diğer tarafta lojistikle ilgili aslında bir risk olduğunu orada dile getiriyorsunuz. Lojistik bunu gündeme etmedi, biz oradan aldığımız bilgiyle lojistiği bu defa o düzleme getirmeye çalışıyoruz. Bak böyle bir şey var, böyle bir durum var, sence nasıl, risk midir, değil midir? Onları tabii ki farklı bilgilerle, donelerle ikna etmeye çalışıyoruz. Geçmişteki zararları önüne koyuyoruz. Bak burada böyle bir şey olmuş. Sen istemiyorsun ama bu aslında risktir diye. Ve buradan da şirket içerisinde bir etkileşim başlatıyoruz. Onun için zaten artık organizasyon bazında değil, bir bütün olarak yönetilme mantığı da buradan geliyor. Ki gerçekten riski yönetmek istiyorsak kurum bazında bakmalıyız. Çünkü hani benim için, benim birimimde çok büyük bir gözüken risk, diğer bir bölüm için çok küçük gözüküyor ve onunla ilgilenmiyor zaten. İşte bizler burada ortak noktayı bulmaya çalışıyoruz ve gerçekten risk midir, değil midir, onu ortaya çıkarmak buradaki hedef.
burada yönetim sorumluluğu alt seviyede de delege edilirdi. Hani şeydir ya, sen yönet. Neden? Varlık sebebin bu zaten. Ama şimdi bu yeni bakış açısında şöyle bir şey var. Evet, böyle bir birim var. Ve burada risk yönetiminin sorumluluğu üst yönetime eskale edilmeli. Yani hani şu noktaya geldik. Aşağıdaki adam yukarıya bunu artık eskale etme zorunluluğunda ve yukarıdaki kişi de böyle bir birim olduğu için, birim olduğunu yönetim kurulu atadığı için sen aşağıdaki listenin hepsini bana söylemek durumundasın gibi çift yönlü bir şey verdi aslında. Sorumluluk yükledi şu an bölümlere üzerine ve üst yönetim üzerine de. Subjektif de şimdi ölçülebilir. Buradan ölçülebilirden kastınız hani şey gibi düşünülmesin lütfen. Yani her zaman bir riski tutarsız olarak tespit edebiliyor musunuz? Hayır, tespit edemiyoruz. Edilemez de zaten. Çünkü hani bazen evet finansal bir boyutu var bunun. Ama bazen de yaratmış olduğu farklı konular var. Ya da beslenmemiz gereken farklı noktalar var ki bunlar da parayla ölçülemiyor. Hani onun için her zaman ölçülebilir değil. Ama ölçülme boyutu önemli burada. Çünkü yönetim kurulu ona göre karar verecek. Evet, neticede onlar şey bakıyor, büyüklüğe bakıyor. Evet, bu benim risk alacağım bir büyüklük mü? Ya da maliyete katlanacağım bir büyüklük mü? Bu önemli bir karar. Diğeri de yönetim kurulunun iç kontrolü sağlayan iç denetim birimleri vardı sadece. Ama şimdi artık risk yönetim birimleri ve bir de risk komitesi var. Yönetim kuruluna raporlayan. Onları daha sonra bahsedeceğim. Onun için çok detaya girmiyorum. Az önce bahsettiğimiz yapı aslında. Herkes bir, evet herkes çalışıyor tabii ki risklerinin farkında. Neticede herkesin varlık sebebi evet o. Hem çalışmak hem de alanlarıyla ilgili ne riskleri var. Onları bilmek. Buradaki bizim konumumuz bunları birleştirici bir güç haline tutmak. Şurada iş denetim de var görüyorsunuz. Çünkü neden? Kurumsal risk yönetim faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra risk tespit eden alanları da denetim birimine eskale ediyoruz. Evet, bunlar riskli alanlar. Bunlarla ilgili ilave çalışmalar yapılması gerekli. Zaten hani yeni dünyada da yine iş denetim mantığı da değişti ciddi ölçüde. Onda da artık risk bazlı denetimler gerçekleştiriliyor. Yani işte evet yönetimin talepleri tabii ki olabilir. Onları da ilave ediyoruz ama hani alelade konulardansa bir önceliklendirme yapabilmek adına kurum için bu risk. Bununla ilgili detaylı bir denetim yapalım. Çıkan sonuç nedir? Görmek adına. Yine aynı şekilde işte gördüğünüz gibi aslında şey geniş. Hani sordukları zaman bana kurumsal risk yönetim ya da denetim derken her şey. Yani vermiş olduğunuz cevap her şey. Kapıdaki güvenlikten bakın da işte en son şeye kadar içerideki üretimdeki bir fabrikanın maliyetine ya da iş güvenliği üzerindeki etkisine varıncaya kadar her şey. Çünkü her şey bir gün risk olabilir. Onun için de her şeye çok kapsamlı bir şekilde bakmak durumundasınız. Her şeye bakamayacağınız için de önceliklendirmeyi yapmak adına hedeflerden yola çıkıyoruz zaten. Ki hani bir odak noktamız olsun. Geçiyorum. İnmeden. Şimdi risk geleceğe bakmaktır. Evet, risk için ne diyoruz? Gelecekte karşılaşacağım riskler, potansiyel riskler. Ben bu işte sözleşmelerden kaynaklı ne gibi bir riskim olabilir? Hep geleceğe bakıyoruz. Risk değerlendirdiğimizde. Çünkü niye? Stratejimle, hedefimle ilgili. Ama aynı zamanda geçmiş de bizim adımıza önemli bir girdi. Şimdi denetim ve işte kontrol ve risk kavramları her zaman karıştırılır ya. İşte risk gelecektir, denetim geçmiştir. Ama çünkü biz denetimde ne yapıyoruz? İşte bugün itibariyle elimize bir mali tablo alıyoruz. Ya da bugün itibariyle satış cirosunu alıyoruz ve geçmişte olan hatalara, verimsizliklere bakıyoruz. Ama riskte ne yapıyoruz? Bugünden sonra satışlarımın düşme riski nedir? Satışlarımdaki ya da karlılığımın düşme riskleri neler olabilir diye soruyoruz. Ama orada da denetim yine büyük bir girdi. Çünkü neticede şimdi bazen arkadaşlarla faaliyetler yaptığımızda işte diyor ki şunda bir risk var. Okey, tamam, onda bir risk olabilir. Bakalım. Dikkat alıyoruz tabii ki bunlara. Çünkü neticede biz hep diyoruz onlara, siz yokken biz bir hiçiz. Çünkü neticede onlarla besleniyoruz. Onlar bize ne oluyor, nedir konular güncellerler ve bize bilgi paylaşırlar. Onun için kenarımızı ediyoruz. Ama sonra geçmişe dönüyoruz. Geçmişteki işte finansallara bakıyoruz. Performanslara bakıyoruz. Ve aslında hani rakamsal olarak
o belirtilerin bir risk olmadığı algısı bizde oluşuyor. Sonra bunu gidip onunla paylaşıyor. Evet, sen bunu risk olarak hissediyorsun. Hani o subjektiviteden uzaklaşmak, işte ölçülmek aslında burada devreye giriyor. Sen bunu bir risk olarak söylüyorsun ama burada bir analiz yaptığında, değerleme yaptığında aslında benim bununla karşılaşma oranım bugüne kadar şuymuş. Ve bundan sonra da benim aslında bu konuyla ilintili herhangi bir projem yok. Yani şu an sadece bir örnek veriyorum. Bir projem yok. Onun için evet bu bir risk. Ama şu an X şirketinin karşılaşacağı bir risk değil. Ya da uzun dönemde böyle bir proje geldiğinde gerçekleşebilecek bir risk. İşte burada da denetim girdilerinden büyük ölçüde faydalanıyoruz. Çünkü hani evet bu riskleri deyip kenara not etmek değil, bir de bunu analiz etmek gerekli. Bu aslında en önemli noktası. Yoksa hani her şey risk olur. Şimdi riskle ilgili birkaç faktörden, ilgili kavramdan bahsetmek istiyorum ben. Çünkü bunlar da hani sizlerde işte riski nasıl düşünmeliyim? Ya başlangıç noktası burası aslında. Hani burada işte riski hesaplamaktır vesaire falan, bunlar hep sonraki teorik konular. Burada asıl algı riskler neler olabilir? Çünkü burada inanılmaz yaratıcı olmanız gerekiyor tabii ki bunu düşünürken. Risk fırsat algısı. Şu an bizim gelmeyi planladığımız en üst seviyede burası. Az önce dediğimiz gibi değer yaratmak, fırsata döndürmek. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Bugüne kadar işte riski fırsata dönüştürmeyi başarmış şirketler. Mesela Simit Sarayı. Bunlar belki hani bazı arkadaşlarımızın bildiği örneklerdir. Çünkü hani hep konuşulan ve gerçekten çok başarılı. Simit Sarayı ne yaptı? Simit Sarayı tüketicinin özellikle kriz döneminde daha dikkatli bir tasarruf alışveriş yapma, tüketme eğiliminde olduğunu biliyordu. Ve simit satmak istiyordu ama bu simidi yani hem ucuza hem de konforlu bir alanda ve bir mağazada satmak istedi. O 2001 krizinde bundan satışların ciddi oranda alım gücü düştüğü için etkileneceğini öngördü. Ama burada diğer tarafta düşük kiralardan dolayı mağaza kiralama olanağını da, fırsatını da gördü. Ve o dönemde Simit Sarayı mağazalara taşındı. Mağazalarını kurmaya başladı. Ve buradan da inanılmaz bir artış var 2001 yılından sonra mağaza kurulum sayılarında. O orada fırsat olarak bunu gördü. Kiralardaki düşüşü gördü ve bu alanı kullandı ve bugün Simit Sarayı gerçekten ciddi bir büyüklük. Zaten sonrasında da bütün harcamaları işte baktığınız zaman markalaşmaya ve işte müşteri memnuniyetini sağlamaya ve çeşitlendirmeye yönelik. Şu an baktığınızda Simit Sarayı simitten başka her şey. Ama çıkış noktası burası. Elsevier aynı şekilde, o da yine kriz döneminde aslında ilk etaptaki hedefi toptan satıştı. Ama kriz döneminde toptan satışta yaşayamayacağını ve perakendeye dönüşe gerekli olduğunu fark etti. Ve markalaşmayı da sağlayacaktı perakendeye dönüşü. O da yine o dönemdeki işte düşük kiralar, AVM'lerin farklı markaları, bilinmeyen AVM'lerin içi boşaldı. Bugün aynısını yaşıyoruz aslında. AVM'ler yavaş yavaş dükkan kapatmaya başlıyor. Hani önceden kiralık mağaza bulamadığınız AVM'lerde şu an çok kiralık mağaza var. Yani aslında bu bir fırsat. Eğer bir markamız varsa ve şu an bir AVM'ye girmek istiyorsak tam zamanı. Hani bunu bizler de doğru şekilde hamlelerde bulunursak bir fırsata dönüştürebiliriz. Simit Sarayı'nın Elsevier'de de önemli bir etken olmuş. Yine mağaza kiralarının düşüklüğünden sebeple girişi gerçekten ciddi bir etken. Ve tabii o orada aynı zamanda ucuz fiyat politikasından da faydalandı. Çünkü orada insanlar ucuza ihtiyaçlarını gidermek istedi. Elsevier ki düşük ücretli ürünler sunduğu için o orada ciddi bir fırsat yakaladı. Diğeri de bir uluslararası bir havayolu şirketi. Bu şey adını açıklanması istemeyen bir havayolu şirketi diye, kargo şirketi diye geçeceğiz biz burada. Şimdi onlar da şöyle bir tespit etmişler. Eğer şey olursa hava sahamızda bir problem olursa biz ne yaparız? B planımız ne olmalıdır? Gibi bir şey düşünmüşler ki tam doğru risk bakış açısı da bu. Hani şey değil ya, bugüne kadar hiçbir şey olmamış, bundan sonra da olmaz diyen birkaç kişi çıkmıştır belki ama onlar onu yok saymışlar ve bu riski dikkate almışlar. Çünkü bunun sonucunda Avrupa'da hiçbir şekilde ulaşım gerçekleştiremeyecekler. Müşteri memnuniyeti düşecek, satışlar düşecek, ciro düşecek. Aslında bir kargo şirketinin belki de kapanma sebebi dahi olabilir. Ve sonra bir aksiyon planı hazırlamışlar. Müşterilere en kısa sürede kargolarını ulaştırmak için.
olay, bunları tek tek yazdım ki görün diye. Aslında bu şekilde çalışıyoruz. Riskimiz bu. Bununla aksiyon planımız şu. Ve olay da İzlanda'da bir yanardağ 200 yıl sonra bir patlama yapıyor. Ve ciddi anlamda Avrupa hava sahasını etkiliyor. Ve o dönemde evet bu yaşanılmış bir olay. Ve o dönemde bütün kargo şirketleri iptal. Ama buradaki arkadaşlar daha öncesinde Asya'dan Avrupa'ya olan tüm uçuşlarını İstanbul'a yönlendiriyor ve İstanbul'dan da tırlarla Avrupa'ya sevkiyatları gerçekleştirme planı daha önceden yapmış. Bütün altyapıyı oluşturmuş ve bu olay gerçekleştiği zaman hiç zorlanmadan aksiyonunu devreye aldı. Ve ciddi bir ciro kazancı, ciddi müşteri kaymaları, ciddi bir reputasyon. Bu ciddi bir reputasyon çünkü hiç kimseye kargosunu veremezken adamlar da belki bir iki gün gecikme yaşamışlar ilk etapta tabii ki bir geçiş süreci neticede ama herkes çok düzenli şekilde almaya devam etmiş. Bu kargo şirketi hala yaşıyor. Yani işte gelmeye çalıştığımız nokta aslında burası. Yani gerçek başarı bu. Yani 200 yıl sonra, 200 yıldır olmayan bir keyzem, bir konudan bahsetmiş adamlar ve böyle bir tespitte bulunmuşlar. Çünkü bu bir kargo şirketinin çöküşü neticede hava sahasının kapanıyor olması. Bu güzel bir örnek. Riski... Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi biraz önce söylemiş olduğunuz şeyle bu sefer bir çelişmeyecek mi? Yani biraz fırsata düşmüyorsunuz. Yani geçmişte yapılan, işte denetimle yapılan ihtimallere bakıyorsunuz. Hani burada herhangi bir risk oluşmayacağını söylüyorsunuz. Hani bir önceki örnekte vardı ya daha önce. İşte burada da mesela 200 yıldır hiç böyle bir şeyle karşılaşılmamış. Hani bu bir risk olarak görülebilir mi, görülmez mi noktasında tezat olmuyor mu? Şimdi bu şununla ilgili, belirsizlikle ilgili. Şimdi diğer risk kavramı şurada. Risk ve belirsizlik. Şimdi burada belirsizlik arttıkça risk artara dayanıyor burası. Çünkü şimdi bu havayolu şirketi için hava sahasının kapanması geçmişte olmasa bile inanılmaz bir risk. Bir üretim şirketi için elektriğin kesiliyor olması geçmişte olmasa bile büyük bir risk. Belki bununla ilgili bir şey anlatayım. Bir şirkette elektrik kesintisiyle ilgili işte bu elektrik riski çünkü ciddi bir kayba sebebiyet verecek. Çünkü kontratta çok ciddi işleri var. İşte şey dedik elektrik... elektrik riskini buraya koyalım çünkü çok uzun soluklu ve cezai yaptırımı olan bir projeniz var. Bir elektrik kesintisi söz konusu olduğu zaman ciddi bir kayıp yaşarsınız. Hatta projenin sürekliliği yani projenin devamlılığı da ciddi etkilenecek dedik. Bugüne kadar hiç elektrik kesintisi olmadı yani lütfen gerçekçi olalım. Bizde oldu böyle bir olay. Trafomuz patladı ve bir ay fabrika çalışmadı. Müthiş gibi. Bir zarar yazdık. Ondan sonra da bu riski yönetmek için de yedek trafo aldık. Gibi. Bizde de bu konu yaşandı. İşte ben bu cevabı aldım onlardan. Ya olur mu bugüne kadar işte dediğiniz gibi hani bazı konularda onu takip ediyoruz ama bazı konularda hayır. Çünkü bu bilinmeyen bir şey. Hayır ya öyle şey olur lütfen gerçekçi konuşalım. Risk departmanı yeni yeni yapılandırdığımız bir yerde çok şey yaptılar yani bunları mı konuşacağız falan diye. 2 ay sonra bir elektrik kesintisi 1,5 gün çözemediler. Telefonla aradım. Risk envanterine koyalım Aydın Hanım cevabını aldım. 1,5 gün ve ceza ödedik sonunda da. Yani hani bu biraz daha farklı. Benim az önce bahsetmiş olduğum hani finansal, biraz daha operatif konularda karşılaştığımız. Ama bu belirsizlik içeriyor. Zaten şurada da geleceğim diğer kavram da buydu. Risk ve belirsizlik. Belirsizlik arttıkça risk artar. Yenilikler belirsizlik getirir. Şimdi o havayolu şirketi için hava sahasının kapanması ciddi risk ve ciddi bir belirsizlik. Aslında onların kesinlikle bununla ilgili bir planın olması lazım. Hani şey gibi bizim bilgi sistemleriyle ilgili mesela ne kadar karşılaşıyoruz? Bir bilgi yangın çıktı, bilgi sistemleri yok oldu. Çok az rastlanan bir şeydir belki ama şu an şirketler bir belirsizlik var çünkü her şey olabilir. Onun için ciddi maliyetler harcıyorlar ki işte bu önlem planlarını yapıyorlar, yedeklemeleri yapıyorlar. Sırf bu belirsizlik üzerine yapıyorlar bunu. Şey gibi siber ataklar. Şu an siber ataklar içinde hani ne kadar olur ne kadar olunmaz bilmiyoruz ama bilmediğimiz için zaten orada da ciddi önlem planları var. Şu an sigorta şirketleri bile siber ataklarla ilgili yeni sigorta paketleri çıkarmaya başladı ve bazı şirketlerde bundan ciddi etkilendi ki Bursa'da etkilenen şirketler de var biliyorsunuz buradan kaynaklı. Onlar da ciddi maliyetlere katlandılar. Çünkü belirsizlik risk getiriyor. Hani en çok korktuğunuz noktalar belirsizlik yaratan noktalar. Kur. Şu an en çok karşılaştığımız kur riski. Tümüyle bir belirsizlik. Merkez Bankası değil şu an kur şeyi öngörüsünde bulunamıyor. Çünkü çok belirsiz bir düzen ve şirketler bu kur riskini önleyebilmek adına ciddi maliyetlere katlanıyorlar.
finansman primleri ödüyorlar ki işte bu hedge dediğimiz türev enstrümanları kullanıyorlar. Çünkü çok büyük bir belirsizlik var ve bu belirsizlikten çok etkilenecekler. Bilmiyorum mantıklı geldi mi? Bunlar risk ve fırsat örnekleriydi. Koton'da da aynısı var bu arada. Koton'da ciddi ciro düşüşleri krizlerden etkileneceğini öngörüsüyle ki bunu zaten yaşamaya başlamadan önce daha uygun maliyetli, daha uygun fiyatlı bir ürün devreye çıkartarak yine Koton bugünkü yerine geldi. Aslında hani o dönemde diyorlar, evet bu hamle Koton'u yaşatan hamle oldu. O da yine krizi fırsata dönüştürenlerden oldu. Risk ve olasılık. Bu olasılık daha sonra geleceğiz zaten. Etki ve olasılık faktörü aslında bizim riskteki en büyük risk belirleyenlerden biri. Bu olayın ve riskin gerçekleşme olasılığı geçmişte benzer. Hani bu sizin dediğinize biraz daha bu geliyor. Olasılığı nedir? Geçmişte bununla karşılaştıysan olasılık artar. Ama işte mesela az önceki şeyden konuyla ilgili olasılık belirtemeyiz. Onun olasılığını bilmiyoruz. Onun olasılığı belirsizlik. Ama etkisi çok büyük. Şimdi bizim riskte etki ve olasılık denen iki tane çarpan var. Şimdi bu havayolu şirketinde bu olayın gerçekleşmesinin etkisi çok büyüktü. 5. 1'den 5'e kadar bir skala yaptığımızı düşünelim. 5. Ama çok belirsiz bir kavram. Ne olduğunu bilemiyoruz. Orada biraz subjektivite devreye giriyor. 2 mi verir? Yine 5 üzerinden olasılık ihtimali için 2 mi verirsiniz, 3 mü verirsiniz? Orası 1 veremezsiniz çünkü bilmiyorsunuz. 1 hani hiç gerçekleşmesi çok nadir şeyler için veriyoruz çünkü. Hani böyle bir değerleme, biraz subjektivite orada devreye giriyor tabii ki. Ama diğer olaylarda evet bugüne kadar çok gerçekleştiyse olasılığı yüksek. X şirketinin bununla tekrar karşılaşma olasılığı yüksek çünkü daha önce bununla çok karşılaşmış. Ya da bu proje bunu gerektiriyor zaten gibi konular var. Risk zaman ilgisi. Burada zaman aralığı uzadıkça sonuçların kesinlikle güvenlik derecesi azalıyor. Yani daha yakın zamandaki riskleri daha rahat planlıyoruz ama uzun dönemdeki riskleri planlarken daha büyük sıkıntı çekiyoruz. Ve genelde kurumlar uzun dönemli belirlemiş oldukları risklerle ilgili çok fazla aksiyonlara biraz daha geciktirirler. Hani ta ki karşılaşıncaya kadar belki. Ya da risk envanteri dediğimiz bir dünya var bizim, riskleri hep not ettiğimiz. Orayı sürekli güncellemek lazım. Çünkü bugün o riskle 5 yıl sonra o riskle karşılaşacağım. Ama seneye tekrar ona bir bakmam lazım. Acaba hala 5 yıl mı? Yoksa biraz daha geriye geldi mi? Çünkü dünya değişiyor. Kur riskiyle bu kadar yüzleşeceğini hiçbir şirket bence Türkiye'de şey yapmamıştı, öngörememişti. Onun için zaten çok limitli şirketler hedging işlemi yaptı. Ya halka açık şirketler içerisinden bahsediyorum çünkü onları görüntüleyebiliyoruz. Onun dışında ve onlar da inanın finansal tablolarında ciddi iyi durumdalar. Çünkü şu an analiz ettiğinizde faaliyette kâr eden pek çok şirket finansman maliyetlerinde ciddi zarar yazmaya başladı. Bunlar da şey yapmayanlar, türev enstrümanları kullanmayan şirketler. Çünkü o kara cumayı hiç kimse öngörememişti bence diye düşünüyorum ben de. Karmaşıklık yine riski arttırır. Eğer yapımız ne kadar karmaşıksa, ne kadar girişse işte holding şirketlerinde çok karmaşık bir ilişkili taraf şeyi var, yapısı var mesela. Bu bizim adımıza çok büyük bir risk. Çünkü o ilişkili tarafları sağlıklı yürütemezsem SPK nezdinde ciddi cezalarla yüzleşebilirim. Çok önemli. İşte duyurularımız çok önemli. Ya da uluslararası şirketlerde uluslararası yapıya ayak uydurma orada pek çok bünye içerisinde bulunduğu için bir risk. Hukuki karmaşıklık ya da mesela şey gibi başka ne örnek verebilirim karmaşıkla yani kendi hani kendi şirketlerimizden düşünebiliriz. Bir organizasyon ne kadar standart süreç oluşturulmadıysa orada karmaşa vardır ve orada da inanın oradan bir risk vardır. Ya da mesela bir şirket içerisinde farklı destinasyonlarda farklı organizasyonel yapılar yürütülüyorsa şayet aynı yapı altında. Orada bir karmaşa vardır ve bu da beraberinde riski getirir gibi. Hani az önceki standartlaştırma, süreçte standartlaştırmadaki aslında gelinmek istenen nokta karmaşadan kaynaklı riski ortadan kaldırmak. Belirsizliği zaten belirttik. Belirsizlik arttıkça risk artar. Yeni yatırım yapmış olduğumuz şirketler bizim için ciddi risklidir çünkü belirsizlik çok büyüktür. Hani onun için az önce belirttiğimiz gibi satın alımlarda kurumsal yönetime haiz olan şirketler daha çok tercih sebebidir. Çünkü onlara adaptasyon daha rahattır. Risk çeşitleri
Burada çok kısaca geçeceğim bunu. İşte risk kayıptır, bahsettik zaten. Potansiyel kazanç faktörü fırsattır. Fırsat, riskten fırsat doğurma. Bu beklenen sonuçların gerçekleşmemesinden kaynaklı olan risklerimiz. Beklentiler ile potansiyel sonuçlar arasında risklerimiz ve ilgili oldukları alanlara göre riskler. Bunları birazdan birkaç slide'dan biraz daha açacağım sizlere. Sadece aşinalık kazandırmak. Yani burada hani şey imkansız, her şeyi çok inanılmaz vermek etmek değil de sadece hani buradan çıktığınızda birkaç kulağınızda konu kalabilirse, şirketlerinizle arada bağlantı kurabilirseniz ne mutlu bize diyerek aslında bu sunumu da hazırladım ve paylaşıyorum. Hani belki uygulama fırsatı bulabilirseniz kurumlarınızda diye. Bu bizim işte risk yönetim aslında şöyle bir döngü. Şirket hedefleri var. Şirket hedefleriyle ilintili stratejik risklerimiz var. Finansal risklerimiz var. Dış çevre riskleri var ve operasyonel riskler var. Risk envanteri aslında şuradan çıkıyor. Ve biz burada süreci nasıl yapıyoruz? Tehlike ve fırsatları belirliyoruz. Burada analiz ediyoruz bunları. Az önce dediğim gibi hani her risk gözüken şey risk olmayabilir. Analiz burada gerçekten önemli. Burada en uygun çözümü seçme. Bununla ilgili ne yapılabilir? Ne yapmalıyız? B planımız ne olmalı? Sonra da uygulamalara geçmek. Bu aslında bütün döngüyü özetleyen slaytlardan biri. Bunun gibi birkaç tane koymaya çalıştım ki aklımızda kalsın. Risk buyurun. Tabii ki buyurun. Tabii ki. Pazar ve risk, pazar ve fiyat riski olarak. Temelen burada belki söylemek daha ilave olarak doğru olabilir. Hı-hı. Burada meramım şu anlamda. Örneğin daha çok üretim yaparak daha bir makul fiyatlarını satalım. Yani kar işi devamındadır direkten montandan kazanın veya butik üretim yapıp az üretim yapıp yüksek fiyattan, yüksek kar marjından kazanalım. Bunun da bir risk olduğunu düşünüyorum. Bu arada bir tercih vermek haliyle bir B planına yönetmek şeklinde olabilir düşünüyorum. Tabi bu konuda da karar vermek de az önceki söylediğiniz konu vardı ki ne gibi ilkelerde karar verebilir diyerekten. Bu konuda da sizin görüşünüzü rica edeceğim. Tamam. Şimdi oraya birazdan geleceğiz. İsterseniz orada şey yapalım. Hani ben burada sadece çok genel bir algı vardı. Orada tekrar alalım ve tekrar orada değerlendirelim isterseniz. Çünkü biraz daha detaylandırdığımız bir yer var. Hani pazar, burada pazar bir riski alt kırılımlarda yer alıyor. Orada isterseniz tekrar sorunuza gelelim. Orası tatmin etmiyorsa sizi tekrar şey üzerine şey yaparız, ilave ederiz. Burada şimdi risk yönetimi nedir? Bir kontrol fonksiyonudur dedik. Evet, kontrol ediyoruz ve icranın parçasıdır. Aslında konulardan bir tanesi de bu, icranın parçası. Yani burada çok şey değiliz, çok operasyon dışında değiliz. Şey yapmaya da çalışıyoruz. Evet, böyle bir risk var. Bu risk için ne yapılabilir konusunda bölümleri biraz zorluyoruz aslında. Onun için biraz icracı konumda da oluyoruz. Ben bir katkıda bulmak istiyorum. Buyurun. Mesela bizim şirkette risk yönetim departmanı 10 yıl evvel girdi. Biz yöneticiler olarak şöyle bir rahata erdik. Bazı riskleri üst yönetime kaskolattırdık. Evet. Risk yönetim departmanı aracılığıyla. Evet. Ve hayatımıza girdikten sonra hayatımız kolaylaştı yani. Evet. Az önce dediğim buydu işte. Hani belli bir maliyete katlandınız orada. Ne yaptınız? O belirsizliği ortadan kaldırmaya çalıştınız. Kurumların zaten bizden hani faydalanmasını ben hep söylüyorum. Yani bizden faydalanın. Bizi kullanın. Bizim aracılığımıza yönetim kurulundan bir şeyler isteyelim. Onun için mi? Rahat ediyor tabii bu sefer. Tabii ki. Üst yönetimin bilgisi var, onayı var. Aynen. Çünkü hani şey gibi düşünün. Ya kurum senin o riski almanı istiyor mu? Bak istemiyormuş ki o maliyete katlanmış ve riski üçüncü bir kişiye hemen şey yapmış, eskale etmiş. Onun için az önce belirttiğim çok önemli. Kurum yani üst yönetim benden riskleri öğrenmek istiyor. Benim sorumum da ona söylemek ki o riski ben almayayım. Hatta ben hep diyorum arkadaşlar ya bunu eskale edelim ki bu riski niye yaşıyorsun ki? Yani şey var mesela çok artık hani egzajere edeceğim ama işte bir arkadaşa şey dedim. Açığa üretim yapıyorsun dedim. Satış siparişi yok, üretim yap. Sen şu an açığa üretim yapıyorsun. Bu bir yolsuzluk dedim ya. Açığa üretim, göster siparişi yok. Açığa üretim yaptın dedim. Ha, bu tabii kurumu kabul etmiş olduğu bir süreç olduğu için hani bu şekilde tabii kimse ona bunu sormuyor ama şimdi onun tarafından baktığınızda ya da yönetim kuruluna baktığında belki yönetim kurulu diyecek ki ben senin böyle çalışmanı istemiyorum. Sen şu an evet böyle yapıyorsun diyecek ve hani bu çok farklı yollara da gidebilir. Onun için dediğinizde çok haklısınız. Burada kullanmak gerekiyor. Stratejik karar almadı mıdır? Burada bazı noktalarda kurum stratejilerini değiştirmeye kadar gidebilir. Çünkü hani orada riskler belirlemişsinizdir ve stratejiniz o pazardan çıkmak olur. Farklı pazarlara yönelmek olabilir. Ki işte dediğim gibi ihaleden çıkıp onları ihracata yönelt
temiz kurumlar olduğu, tehlikeye dönüşmeden sistematik olarak, yani bu şey değil, tamam burada böyle bir şey, hemen bir aksiyon alalım değil, bunu sistematik hale getirmek. Yani böyle bir şeyle ben tekrar karşılaştığımda yine aynı aksiyonu almalıyım. Çünkü hani burası şey değil, büyük kurumlardan bahsediyoruz. Onu yapalım, bunu yapalım, o halde o durumda şunu yapalım, daha büyük bir karmaşa yaratır. O da zaten beraberinde riski getiriyor maalesef. Verilere dayalı, bu çok önemli. Ancak burada şey diyoruz, olumsuzlukları önüne çıkarmak değil hedef. Pratik olmayanı önermiyoruz. Çünkü neticede hani öneri dünyası çok, her şeyi önerebiliriz biz. Ama hani diğer tarafta şey de olması gerekiyor, mantıklı, o organizasyona uygun. O maliyete katlanabilir. Burada şey de yapıyoruz, fayda maliyet analizi yapıyoruz. Getireceği fayda ve yaratacağı maliyet. Bunun karşılaştırmasını yönetime mutlaka sunuyoruz. Çünkü hani bunu bilecek ki göz alacak. Sizin örneğinizde muhtemelen faydası maliyetinden çok daha fazla olduğuna kanaat getirildiği için tercih olmuş ve maliyete katlanılmış. İmaj maksatlı olmamalı. Danışmanlık ve kısa süre uygulanabilecek yeni bir proje değil bu. Ve bu çok önemli, kendi başımıza çözemeyiz. Yani burada bölümlerin katkıları, birimlerin katkıları, önerileri çok önemli. Onun için hani böyle bir bölüm kurmak istiyorsanız bunun yönetim tarafından ciddi destekleniyor olması lazım ki diğer bütün bireyler, diğer bütün birimler bu sürece dahil olsun. Burada yönetim kurulunun etkisi çok büyük gerçekten. Şunu sağlamak için, çünkü bizim şu an yaptığımız, zorlandığımız en önemli konu bu. Az önce belirttiğim bu hani Kozo değişti demiştim. 2017 yeni bir versiyon geldi ve o küp yapısından şuraya geldik biz. Böyle bir değişiklik yaptılar. Aynen öyle. Bir böyle helezon bir yapıya geldiler. Biraz daha yatay bir yapı. Bunun da sebebi şeyden kaynaklandı bu arada. Bunu duymak da güzel. Çünkü artık toplumlarda, piyasalarda ya da şirketlerde kurumsal risk yönetimi algısı değişmeye başladı. Biraz daha önemsenmeye başladı. Katkı yarattığına inanılmaya başlandı. Onun içinde ve hani biraz daha tabii ki belirsizlikler artmaya, global ekonomilerde de problemler de çıkmaya başladığı için tabii ki riskleri önceden öngörmek ve değer yaratmaya yönelik hareket etmek bir tık daha önem kazandı. Onun için hem yapıyı hem de tanımı değiştirdiler. Ve burada dediler ki organizasyon değer yaratma, koruma, realize etmede riski yönetmek için güvenebilecekleri, stratejinin belirlenmesi ve yürütülmesini entegre, değerin arttırılması ve sürdürülmesi için fırsatların da oluşturulacağı. Mesela bir önceki tanımda değer yaratmak bu kadar çok öne çıkmamıştı. Yani çünkü artık şirketler biliyorlar ki değer yaratmadığımız müddetçe yaşayamayız. Aynı şekilde üretim yaptığım müddetçe ben sadece fabrikamı açık tutabilirim. Kâr etmek zamanla, çünkü kârlarımız erimeye başladı artık maalesef. Onun için de burada değer yaratmak için de riski bulmalıyım ve buradan da fırsat çıkarmalıyım ki ben bir tık öne geçeyim. Hayatta kalabileyim. Şimdi otomotiv dünyasında bile, ki zaten daha da fazla artacağı konuşuluyor. Gördüğünüz gibi hep birleşmeler olmaya başladı. Büyük otomotiv firmaları ortaklık kurmaya başladı. Sayılar azalmaya, hacimler büyümeye başladı. Çünkü niye? Değer katmak. Yani ben birleşeyim, bende olmayan bir yapı orada var, beraber Voltran'ı oluşturalım ve artı bir değer katalım. Yani şu anki algı hep oraya gidiyor. Onun için Koza'da değer yaratmayı ve burada fırsat tarafını öne çıkarmaya başladı. Buradaki Kozo çerçevesindeki unsurlar da 5'e indirgendi. Kurumsal yönetim kültür. Bu yönetim kurulunun risk yönetimini daha fazla öne çıkarmasını sağlıyor. Az önce belirttiğim gibi yönetim kurullarının buradaki gücü çok önemli. Size desteği çok önemli. Organizasyona destek oluşturması çok çok önemli. Burada aynı zamanda onlar arzu edilen kültürü tanımladılar. Yani bu nedir? Almak istediğim, benim risk iştahım budur. Ben şu seviyeye kadar risk almak istiyorum. Ben şu riskleri almak istemiyorum. Mesela bazı kurumlar vergi riskini almak hiç istemezler. Reputatif olarak. Bazı kurumlar, yani şöyle vergi riski, mesela bir örnekten yola çıkalım. Damga vergisi, bunu maalesef şeyde var, Türkiye'de olan bir gerçek. İşte bazı şirketler ki damga vergisi maliyeti ne olursa olsun ben bu şirketin vergi cezası ödemesini istemiyorum. Çünkü benim adıma bir reputasyon ya da zaten kara listedeyim, daha da fazla karar mıyım da diye olabilir tabii ki. Onun için neyse ödeyin.
Bazı yönetim der ki vergi, damga vergisi maliyeti cezandan yüksekse ben cezayı öderim. Ben o cezaya razıyım, gelsin denetlesin, cezamı vereyim der geçer. Yani bu tüm öyle şey, bu yönetimsel bir karar. Hani bu benim tek başıma verebileceğim, ben hepsini damga vergisi ödemeliyim. Benim verebileceğim bir karar değil. Burada hani çok küçük bir örnek oldu ama daha stratejik tabii ki burada biraz daha bahsettiğimiz. İşte ben X kanalında ilerliyorum. Aslında yönetim benim o kanalda ilerleme, o kanalda herhangi bir gelişim göstermemi istemiyor olabilir. Onun için zaten biz her konuyu, risk ihtiva eden her konuyu yönetim kuruluna mutlaka raporluyoruz. Ki risk komitesi aracılığıyla yönetim kuruluna raporluyoruz. Yönetim kurulu oradan geri dönsün. Oradan pek çok stratejik kararlar dahi alınabiliyor. Pazarlar dahi değiştirilebiliyor. Çünkü ben tamam bu riski katlanmayacağım ya da benim bu pazarda ne işim var? Bu sorularla karşılaştığımız dahi olabiliyor. Çünkü altta olan konulardan üst yönetim haberdar olmayabiliyor maalesef. Bu aradaki bağlantıyı kurmak adına mevcut. Strateji ve amaçlar. Burada iş ortamımız nedir? Risk iştahı ne olmalı? Yani risk iştahı demek, bir kurumun katlanmayı istediği risk. Ben şuraya kadar risk alabilirim diyebilir bir kurum. Ya da ben şuradan cironun yüzde şu kadarından fazla riski ben kabul etmiyorum. Ya da karlılığımın yüzde şu kadarından fazla riski ben almıyorum. Ya da ben hiç risk almıyorum. Çok konservatif bir şirketim, hiç risk almak istemiyorum. Burada bu belirleniyor. Performans, risk yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süreci. Daha detaylı ondan bahsedeceğiz, onun için burada geçiyorum. Gözden geçirmede neredeyim, ne oldu? Ben bu riski için aksiyonlar almıştım. Şu an durumum ne? Aksiyonlar bir işe yaradı mı? Artık riskim nedir? Burada bunu belirliyoruz. Burada da bilgi teknolojilerinden faydalanıyorum. Burada belirtmek belki önemli olabilir. Şimdi biz kurumsal risk yapısı altında aynı zamanda riskli alanları belirleyerek buralarda da sistemler geliştirme eğilimimiz çok fazla. Daha sonraki saatlerde geleceğim ama şimdi de konuşabiliriz belki biraz. Mesela döviz riski. Şu an çok konuşulan bir konu. Ve kurum ne ister? Kurum anlık olarak döviz riskini tespit etmek ister. Bilançosundan gelen döviz riskinden bahsediyorum. Yani ne kadarlık bir bilançomda alacağım var, ne kadarlık bir döviz borcum var. Neticede bu benim bilançom üzerindeki döviz pozisyonumu karar vermemi sağlayacak. Ne kadar riskteyim. Bazı şirketler yapar, bunun maliyetine katlanıyor ve şu kadarlık bir açık pozisyonum varsa, alacaklarım borcumdan fazla ya da fazlaysa, borcum alacaklarımdan fazlaysa, o zaman ben şu kadarlık kısmı bir şey yapayım. Bugünden şu bir fix bir kurla bağlayayım ki herhangi bir zarar yaşamayayım sonrasında, en azından yaşayacağım zararı bileyim, bir sürprizle karşılaşmayayım diyebilir. Bunu sağlamak adına mesela biz kurumlarımıza yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili otomatize bir sistem. Çünkü bunu manuel hazırlamak gerçekten hem çok zahmetli hem de çok hataya açık. Bunu da ne yapıyoruz? Sistemler üzerinden, kullandığımız ERP üzerinden tanımlar yaparak, bunu denetim şirketleri de yapıyor. Kurumsal şirket yönetim departmanları olan yani mesela bizde Karsan'da biz yaptık bunu. Normalde danışmanlar da yapıyor faaliyet alıyorsanız. Ne oluyor? Şu an bir tuşla biz kur pozisyonumuz hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bütün hesapları çekiyor bu arada. Sadece müşteri ya da sadece tedarik hesabını çekmiyor. Dövizle pozisyonla baz oluşturabilecek bütün sistemler arka planda çalışıyor ve ben bugün itibariyle X şirketinin 70 milyon euro şu an pozisyon açığı var. Çok büyük bir riskteyim zaten de, şu an yaşamayayım o pozisyon riskiyle. Hiçbir hamlede bulunmadıysam ciddi bir risk bu benim adıma. Bunun gibi bu tarz risklerin tespitini sistemlere yüklemeye gayret ediyoruz. Şeyden bahsedebiliriz mesela alacak pozisyonlarımızdan. Şu an tahsilat bizim adımıza alacak riski pek çok kurum için önemli bir risktir. Sizlerin için de önemli olduğunu düşünüyorum. Faaliyet gösteren her kurumda. Ve bunun takibi de gerçekten önemli. Ve şu an şirketlerde bunun takibi manuel olarak gerçekleştirilen çok sayıda şirket var. Tam fabrikada kapıdan çıkacak mal muhasebeye sorulur. Bunun teminatı var mı? Bunun çeki var mı? Bunun osu var mı? Busu var mı? Varsa gönderilir. Yoksa kalır ya da yine de gönderilir. Neyse.
Şimdi mesela ideal süreçlerde bizim hedeflediğimiz bunu da yine sistem üzerine almak. Çünkü bu manuellik hem organizasyonu yoran hem de hataya ciddi derecede sebebiyet veren ve hesap verilebilirliği kesinlikle engelleyen bir sistem. Bizim için hani biraz çok detay mı oluyor bilmiyorum ama. Yani zaten alacağınız sigortası yaptırabilmeniz için bu dediğiniz şekilde olması gerekiyor zaten. Alacağınız sigortası yaptırabilmeniz için. Yani öyle bir kontrol olması faydalı tabii ki. İşte biz mesela risk tarafına şöyle geliyoruz. Bizim adımıza risk alacak tarafı iki bacakta doğuyor. Bir, aslında üretim riski. Yani sipariş sisteme girdiğinde bir risk. Üretimden önce de o müşterinin yeterliliğinden emin olmalıyım ki ben o malı üretmeyeyim. Hele özellikle malsa benim adıma zaten küllüm risk olabilir belki proje sonunda. Hani stoksa bir derece daha belki onu şey yapabiliriz. İkincisi benim malı kapıdan dışarı çıkardığımda yani sevkiyat esnasında aldığım risk, o da zaten tahsilat riski gibi oluyor. Biri alacak riski, biri tahsilat riski gibi görüyorum aslında. Kurumların tercihleri hani her ikisi ideal dünya ama tercih genelde tabii ki sevkiyat aşaması. Hani mal kapıdan çıkmadığı müddetçe benimdir, satamazsa elimdedir, haberim yok ama olsun ben bu riske de yaşamaya devam ederim algısı da olabiliyor. İşte o noktada genelde hedeflediğimiz hani muhasebeyi arayıp soru sormaktan ziyade işte o esnada neticede ERP kullanıyoruz hepimiz. Ve her şey orada var. İşte ne kadar bu adamın alacağı var, ne kadar borcu var, ne kadar alacak sigortası var, ne kadar teminat mektubu var, çeki var. Tam sevkiyat aşamasında o mal kapıdan çıkarken biz orada sisteme işte blokaj koydurtuyoruz. Yani sistem otomatik blokaj koyuyor daha doğrusu. Diyor ki bunun yeterli kredisi yok. Bu alacak riskini ben almış şirket almak istemiyor. Bunu da tabii ki yönetimin kararıyla burada ilerliyoruz. Ve sen sevkiyatı durdur. Ya da yönetim belirli limitler dahilinde bu riski alacak. Bu da diğer yöntem tabii ki. Bu riskleri sisteme tanımlıyoruz. Burada gene birilerinin onayına düşüyor. Ve hani yıllar sonra gittiğinizde baktığınızda sisteme direkt şeyi görebiliyorsunuz. Evet bu bunu onaylamış. Hani çünkü şu an şey de doğru değil. Manuel olan onay da doğru diyor. Oraya geldi bloke oldu tamam onu aradım. Ben şunu aramıştım. Bilmiyorum. Yani aradım aramadım mı bilmiyorum. O sana ne dedi onu da bilmiyorum zaten. Ya bunların hepsi birer kontrol zafiyeti. Mesela şirketlerde oluşturmaya çalıştığımız aslında sistematikler biraz da bunlar. İşte her şey sistematik kontrol etsin. Ben o aydan bu şirketten gittiğimde de sistem yürüyebiliyor olsun. Ya da ne olduğunu sistem bana söylesin. Aydan değil. Burada onun için bilgi teknolojileri bize çok önemli. Ciddi kullanıyoruz. Bir risk sıralaması ile ilgili bir veri paylaşmak istiyorum. 2018 yılı henüz daha çıkmadığı için en son 2017 ve 2015 var şu an elimde. Şimdi burada 2017 referans olarak alacağım ama sadece değişikliği görebilmeniz adına şurada şöyle bir şey koydum. Mesela değişim yönetimi. Burada 2017'de değişim yönetimi çok büyük risk olarak artık şey yapmaya başladı, dikkate alınmaya başladı. Neden? Çünkü artık çok hızlı değişiyoruz. İşte Endüstri 4.0 artık konuşulmaya başlayan Endüstri 5.0 ki Çin'de vesaire devreye girdi zaten ama Türkiye'nin daha tabii ki belki biraz daha yolu olabilir bunun için. Artık bu değişikliği o kadar hızlandırdı ki teknolojinin çok yoğun kullanılıyor olması. Bu hem işte üretim metodolojisinin değişmesi demek, zaten sürecin değişmesi demek. İnsanın değişmesi demek ve burada belirsizlik, az önce dedik ya işte değişiklik belirsizlik getiriyor. Bu da ciddi bir belirsizlik getirdiği için artık değişim yönetimi dünyada gerçekten çok önemli bir noktada. Buna kolay adapte olan şirketler maliyet kaybı yaşamadan, süre kaybı yaşamadan hayatlarına devam ediyor. Ama buna adaptasyonda zorlanan şirketler, bununla ilgili önlem almamış olan şirketler burada tökezliyor. Ve tökezliyor da gerçekten, tökezleyecek değil. Siber riskler diğeri tabii ki artık hani her şey sistem üzerinden işte otonom araçlar konuşuyoruz. IoT teknolojileri konuşuyoruz işte bağlantılı. Ben eve gitmeden önce şeyim açılacak, garaj kapım açılacak, ısıtıcım çalışacak. İşte minibüsün içerisinde acil şey yapmak adına, acil aramalar yapmak adına sistemler otomatik bilgilendirmeler yapıyor. Benim cep telefonuma kadar adam giriyor. İşte benim evimin içine kadar görüntüleyebiliyor. Bunun gibi bankalar şu dönemde biliyorsunuz son bir 6 ay içerisinde ciddi teknolojiyi kullanmaya başladılar. Pek çok işi artık kapatıldı ve kişiler online ya da ATM'ler üzerinden işlemler yapmaya başladılar. İşte bu bir maliyeti düşürmekti. Aslında bankaların mali tabloları için ciddi bir artı ama siber risk için ciddi bir açıklık haline geldik ve ne oldu? Şimdi oralar için yatırımlar yapmaya başladı. İşte hani az önce dediğimiz bu riski önleyici
altyapılar oluşturmaya başladılar. Sigortalar yapmaya başladılar, siber sigortalar. Primleri çok yüksek ama bunu yaptıran şirketler de var. En son bir alanla konuşmuştuk, onlar geldiler, bize önerilerde bulundular. Bizim çok teknolojik, bu kadar çok ihtiyacımız yok şu aşamada. Ama hani pek çok şirketin ciddi anlamda buna yatırım yaptığı ve primlerini katlandığı bilgisini verdiler ki gerçekten birkaç tanesini paylaştılar isim belirtmeden. Gayet iyi maliyetler, paketler çok iyi. Teknoloji bir risk. Az önce belirttiğimiz gibi zaten hani hayatımıza girdi. Faiz oranları dünyada da, sadece Türkiye'de değil, dünyada da konuydu. Hala konu olmaya devam ediyor zaten. Yatırım performansı, şimdi Türkiye'de bir anda bakalım. Türkiye'de mesela değişim yönetimi 2015'lerde çok aşağıdaymış. Pardon, bu dünyada. Dünyada çok aşağıdaymış. Bir dakika, Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'de bakalım şimdi istersen karşılaştığım dünyayla bir taraftan. Belki daha iyi olabilir. Mesela dünyada değişim yönetimi birinci sıradayken, Türkiye biraz geç takip ederek, o Türkiye'de dördüncü sırada. Çünkü hani değişim yetkilerini belki bizler şu an yavaş yavaş hissediyoruz. Elektrikli araç teknolojisi Türkiye'de şu an hani yerel markalarda kaç tane markada var ki? Genelde yurt dışından alıyoruz. Mesela burada elektrikli reklam yapmak gibi olmasın ama ticari araç değil, Karsan elektrikli araç üretmeye başladı. Mesela şu an BMW'de bir projesi var ve elektrikli araç üretiyoruz. Onun dışında başka lokal markada şu aşamada yok. Pinakoto'da hiç yok. Yurt dışından alıyoruz. Yani Tofaş var ama Fiat teknolojisinin neticede Tofaş kullanıyor ama Tofaş da kendi de ciddi geliştirmeler yapmaya başladı bu arada. Otonom araçlara. Ama hani hala değişim yönetimi daha risk skalasında aşağılarda. Biz hala daha finansal bakış açısıyla, yani ekonomi tarafı Türkiye'de büyük bir risk olarak addediliyor. Şimdi dünyaya döndüğümde şurada bir yatırım performansını konuşmak istiyorum. Yatırım performansı, işte bizler bu şeyde de yatırım performansı şu an şeye girmedi henüz. Türkiye'ye girmedi çünkü teknolojiyle ilintili olarak ben buradaki yatırım performansını görüyorum. Önceden yatırım makineye yapılırdı, teçhizata yapılırdı ama artık ciddi yatırım teknolojiye yapılmaya başladı. Dünyada da zaten yatırım performansı şuradaki önceliği dikkate aldığınızda o da yavaş yavaş yukarı çıkmaya başladı. Çünkü ciddi yatırımlar, dijitalleşme ciddi bir yatırım gerektiriyor. Dönüşüm ve değişim ciddi bir yatırım gerektiriyor. Bu da onun maliyeti. Mevzuat makroekonomiye bakmıyorum 5 sonrasına zaten. Ve Türkiye... Pardon, diyebilir miyiz? Biz daha makroekonominin aklına gelemediğimiz için biz de en başta. Diyebilir miyiz? Biz vizyonla alakalı bu. Hem o dediğiniz evet. Ama aynı zamanda hani daha yavaş yavaş oturuyor. Yani Türkiye'de Endüstri 4.0 bile daha aşamasında, gelişim aşamasında bir adamlar 5.0'a geçmeye başladılar. 2'de şu anda. Endüstri 2'yi daha şu anda geçiyor. Yani hani evet. Onun için daha ileri gidecek çok yer olduğu açık yani Türkiye. Dediğim gibi adamlar 5.0 diyorlar. Biz 4.0'da 4.5 falan bile diyebiliriz yani onlara yetişmek için. Maalesef var ve biz hani dediğiniz gibi finansal istikrarsızlığı çünkü çok yani çok çabuk etkileniyoruz. Daha evet oralardayız. Politik etkenler zaten ikinci konu. Mevzuat bizim adımıza çok önemli aslında. Mesela gibi düşünelim, burada işte en son yabancı paranın korunması ile ilgili ki bir seminer de gerçekleşecekmiş. Yabancı paranın korunması ile ilgili pek çok tebliğ yayınlandı. Ve hani buradan mesela çok fazla aslında zarar gören insanların olduğunu da ben duyuyorum çevreden. Yani hani bu kur fixlemesi, mesela AVM'lerde bunu çok duydum. Hani önceki dönemlerde daha düşük kiralar, yani fix ücretler varken onlar gittikçe bu yeni kanunla beraber artış göstermiş ve oradan da mali zararlar edilmeye başladı. Hiç planda olmayan mevzuattan kaynaklı bir geldi. Bir zarar geldi kişilerin bilançolarına. Ben bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Sizin burada dünyadan kastettiğiniz Amerika ve Avrupa galiba. Değil mi? Tüm dünyada bahsediyorum. Bir de bu senin bir araştırması oradan. Evet. Pek tüm dünyayı yapabilecek konu değil bu galiba. Ne Asya'yı içeriyor, ne Afrika'yı içeriyor, ne başka yerleri. Bir doğru. İkinci konuda... Şu içeriyor, bu hepsinin için geçerli. Bu kaldı ki Asya'yı zaten içeriyor olması lazım. Değişim yönetimi aslında en çok Asya'yı içeriyor. Tabii oradaki şeyleri evet. Yapanlar daha çok Avrupa ve Amerika değil mi? Bir ikinci konuda şunu sorabilir miyim? Burada teknoloji arttığı zaman, biraz önce bankaların örnek gösterdiniz. İnsan
çıkışları olacak. İşsizlik evet, maalesef. Burada işsizliği nasıl şey yapabiliyoruz? Risk görüyoruz. Burada işsizlik risk olarak görülmemiş. Bu hani yapılan şey, bu çıkan sonuçlar zaten işsizliği bir risk olarak görmemişler istihdamı. Yani en azından ilk onda görmemişler. Ha, insan kaynakları. Pardon. İnsan kaynakları 9. sırada, evet. Ama işte o insan kaynakları acaba işsizlik mi, yetişmiş insan mı? Hepsine beraber bence burada değerlendirmişler büyük ihtimalle. İnsan kaynağını ama dediğiniz gibi hani işsizlik de şu an çok dünyada çok risk seviyesi yani Türkiye'de de zaten çok risk olarak gözüküyor ama istihdam açığı. %14-15. Derecesi öyle ama risk olarak gözüküyor mu sizce? Görmüyoruz çok risk olarak bunu biliyorsunuz. Evet. Yani bu hani risk algısı yaratanlar değer olarak maalesef almıyorlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin şeyinde de yok zaten. Türkiye'de de yok işsizlik diye bir şey. Ben burada da görmüyorum. Ya bu şey PwC tarafından yapılan bir PwC'de yanlış hatırlamıyorsam. Onun tarafından yapılan bir şey sıralama sadece. Burada bir de 2018 risk araştırmasını koydum. Bu da hani yapılan bir risk araştırması. Bu 69 tane ülkede yapılmış yanlış hatırlamıyorsam. Üst düzey yöneticiler içerisinde yapılan bir çalışma gene. Yine bir denetim şirketi tarafından. Burada top 10 risk olasılıklarına göre, burada da işte en ilk 10 etkiye göre olasılık gerçekleşme ihtimali. Burada şey demişler mesela, olağanüstü afetler, doğal afetler, siber ataklar. Bunlar şey dediğim gibi anket sonucu. Katılımcıların cevapları bunlar. Herhangi bir yorum vesaire falan içermiyor kesinlikle. Veri sahtekarlığı veya hırsızlığı, iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu başarısızlığı, göç, insan kaynaklı çevre felaketleri, terörist atakları, yasal dışı ticaret ve fiktif kaynak aktifler diyeyim burada. Bunu çevirmemişim, pardon. Bu olasılığına göre, yani gerçekleşme olasılığına göre, bu yeni yaratacağı etkiye göre, evet, kitle imha silahları gerçekten en büyük etkiye verecek olan olağanüstü afetler, doğal afetler, iklim değişikliği, daha çok hani hep çevresel üzerine gitmişler aslında. Belirsizliği biraz daha yoğun olanları kişiler, bunlar sıralaması bu arada, ilk 10 sıralaması. Yoğun şeyi, belirsizliği fazla olanları biraz daha üst sıralara koymuşlar. İşte susuzluk, siber ataklar, açlık. Ama dediğiniz işsizlik gene burada da hiçbir şekilde öngörü bile değil yani. Evet. Haklı olabilirsiniz ama tabii ki. Yani bu hani ne sonrasını ne getirecek? Onlara yeterli istihdam sağlamadığı noktada belki o noktaya doğru gidiyoruzdur. Şu an öngörülmediği şekilde. Bir de çok özür dilerim. Sistemin sonucu ya monopol oluyor ya duopol oluyor. Şimdi çok affedersiniz. Her şey kabul ama monopol ve duopol olacak bir sistemde bunların tabiri caizse biz kendi kendimizi kandırmış olacağız. Çünkü küçükler bunu yapsa bile ortada bir büyük varsa siz ne kadar riski şey yapsanız bile riski belirleyen kişi veya kurumlar istediklerini yapacağından dolayı siz bir yere kadar yapacaksınız. Evet. Bir yerden sonra evet. Yani bunu işte tüme yaymak, ideali tüme yaymak ama hani şeyden, konusunda haklısınız, yukarıdan başlamak aslında. Çünkü hani şey gibi düşünün, mesela ISO gibi düşünün, ne oluyor? İşte çok büyük bir firma standartları uyguluyor, öbürleri onunla çalışanlar da uygulamak zorunda kalıyor ya. Doğru. Hani aslında öyle olması, yani büyük firmalar bunu uygulamaya başlayıp sonrasında da bunu alt kademeye doğru yayıyor olmamız lazım ki hep bu bakış açısıyla hareket edebilelim ve önlem alabilelim. Tabii ki buyurun. Burada işsizlikle ilgili. İşsizlik emperyalizmin kamçısı olduğu için kişilerine geliyor. Onu çok risk olarak görmezler. İşsizlik travesi var. Yani o açıdan bunu böyle değerlendirmek lazım. Dile de getirmiyoruz. Çok sessiz kalıyoruz bu aralar işsizlikle ilgili. Kurumsal risk yönetimi çıkış yeri daha önce de konuşmuştuk hep. Hani bu şeyler usulsüzlükler aynı zamanda. İşte nedir? Enron, WorldCom, Barings, bunların hepsi aslında kurumsal, yani standart bir yapının olmamasından kaynaklı. Bir yetki delegasyonunun olmamasından kaynaklı. Bir kişinin her şeyi yapabilme hürriyetine sahip olmasından kaynaklı. Bundan sonrasında kim zarar görüyor? Yatırımcı zarar görüyor. Hani az önce dediğimiz ana ortağın kendini yatırımcıyı da ortakmış gibi hissetmesi algısı var ya.
Bunlar da o yok edilmiş durumda. Çünkü yatırımcı dedi ki alttaki en küçük adam bile, mesela şu Bering skandalında bu var. Bir dealer'ın yapmış olduğu bir işlemden şirket battı. Adam diyor ki o zaman bir dealer benim hayatımı yok edebiliyor. Yok edebilme yetkisine sahip. Bu bir şirket için büyük bir şey yani. Yitiklik. Onun için de zaten işte bu hiyerarşik yapı, yetki maddesi yapılarına geçildi. Standart yapıya. Kurumsal risk yönetiminin döngüsü. Şurada riskleri belirliyoruz. Ölçümlüyoruz ve burada bir denetim görüyorsunuz. Risk ve denetim yapısı birbirine çok geçişmiş durumda. Şimdi hani az önce bahsettiğimiz gibi işte arkadaşlar risk diyorlar, burada riski belirliyoruz ama sonra diyoruz ki tamam risk dediniz okey koyduk kenara, biz buna bir bakalım. Gidiyoruz biz bunu denetliyoruz. Gerçekten benim bununla bugüne kadar karşılaştığım şey nedir, risk var mı? Ya da mesela arkadaşlar ya da bazen şöyle diyorlar, evet risk var ve bununla ilgili de şöyle bir kontrol yapıyoruz ama biz. Yani bu riski biz ortadan kaldırıyoruz. Denetim gene gidiyor bakıyor. Söylediği kontrol yerin çalışıyor mu? Bazen öyle senaryolarla karşılaşıyoruz ki o da çalıştığını zannediyor, bakmıyor. Ama sistem çalışmıyor aslında. Yani o senaryo çalışmıyor aslında. Burada onu doğruluyoruz. Diyoruz ki hayır bu kontrol çalışmıyor, sen burada risktesin. Denetim onun için risk ölçümleme safhasında devreye girer. Çünkü bizim adımıza kontroller önemli. Hani risk var ama adam kontrolde koyduysa tamam artık bu benim artık risk şeyimden çıkmamış ama aşağılarda. Çünkü ben bunun kontrolünü bir şekilde yapıyorum. Kontrol ediyorum. Risk almadan da yaşamıyoruz tabii haliyle yani şirketlerde. Bu riskin indirgenmesi sonrasında evet diyoruz ki sen riski böyle belirlemiştin ama ben denetledim gittim. Kontrol yerinde değil. Onun için bu benim adıma çok büyük bir risk. Kırmızı, sonra bunun renklerine de bakacağız. Kırmızı bir risk. Ve bununla ilgili acilen şey almamız lazım, karar almamız lazım. Ne yapacağız? Aksiyon almamız lazım. Ve sonra izleme, raporlama. Kurumsal risk yönetiminin çalışmaları süreklidir. Yılda bir defa envanteri güncelleriz ama sürekli yaşar. Çünkü işte bir sözleşmeden kaynaklı riskler. Şeye bakıyoruz mesela, sözleşmeden kaynaklı ne gibi yükümlülüklerimiz var? Sözleşmenin herhangi bir cezası var mı? Hani bunu sadece bugün değil, bu yaşıyor. Her sözleşmenin mutlaka bize bir şekilde geliyor olması lazım ki oradan kaynaklı finansal riskleri, hukuki riskleri şey yapalım, dikkate aldıralım. Mesela şey gibi, işte bunu da hep hani yaşanmış örneklerden de vermeye çalışıyorum sizlere. İşte bir kurumda çalışıyoruz, bir sözleşmeyle ilgili gecikme durumu söz konusu. İşte onlara bakarken önümüze geldi ve gecikme tüm sözleşmenin tutarı üzerinden. Atıyorum işte tüm sözleşmenin tutarı üzerinden 1/3. Ciddi bir büyüklük ki yarısını sevk etmişim, geri kalan bir yarı var ve onunla ilgili de kesin gecikeceğim ama. İşte bunu görüyoruz. Diyoruz ki böyle bir durum var. Sen öbürlerini ötele. İşte onda da gecikmen var. Ne kadar gecikmen var? 3 lira. Bunda 7 lira gecikmen var. Tamam o zaman yönetimle anlaşıyoruz. Sen bu 3 liralık gecikmeyi ötele. Bu 7 liralık devam etsin. Çünkü bu bütün sözleşme üzerinden ceza yiyeceğim. Yani bunun gibi aslında bu kısa soluklu çalışmalar tabii. Yani kısa dönemli bir riskin önüne geçmiş oluyoruz. Ama orada böyle bir karar almasaydık ve hani iş üretim planlamasına göre ilerlemiş olsaydı ne olacaktı? Ben çok daha büyük bir zararla karşılaşacaktım bunun sonunda. Daha büyük bir risk gelecekti daha doğrusu bana. Burada neden kurumsal risk yönetimi yine diyoruz? Çünkü burada bu 3 tane soruya doğru cevapları vermemiz gerekiyor kurum içerisinde. Doğru riskleri mi alıyoruz? Doğru miktarda mı alıyoruz? Risk yönetmek için doğru süreçlerimiz var mı? İşte hani az önce dediğimiz şey buydu aslında. Bizim organizasyona sormamız gereken konular bunlar. Ya da orada oturan, masada oturan kişiye sormamız gereken konu bu aslında. Burada sen böyle bir riski alıyorsun ama bu senin stratejine ne kadar ilintili ya da hedefin ne? Hani şey var ya, çok yoğunuz. Yani çok basit şeyler belki ama gerçekten çok fazla şey çıkıyor. Çok yoğunuz. Evet adam çok yoğun. Çünkü gidip bakıyorsunuz o kadar gereksiz bir işle uğraşıyor ki. Yani bu hem bir riski alıyor, gereksiz bir yönetim yapıyor. Aslında yönetim onu böyle bir şey yapmasını istemiyor. Ya da belki onu küçük bir maliyetle üçüncü bir kişiye aktaracağız ve hayatına devam edecek. Az önce Mustafa Bey'in vermiş olduğu örnek gibi. Sisteme yaptıracaksınız. Ya da sistem, evet bizim az önceki alacak örneğimizdeki gibi. O iş için iki kişi uğraşıyor ama onu sisteme yaptırıyorsunuz. Ve sadece yani hiçbir şey, sadece soru sorması gerektiğinde adam cevap verecek, o kadar. Onun için hani onun bu riski almasına değer miydi? Gerek yoktu zaten. Çünkü onun başka bir çözümü var. Bu çalışmalar esnasında bunlar ortaya çıkıyor. Önemli riskleri biliyor muyuz? Ve burada hani bu da önemli. Bir risk sıralaması kişiler kendi içinde yapıyor olması lazım. Her şey aynı derecede risk değil.
bizim rekabet gücümüzü arttırıyor mu? Evet, bizim rekabet gücümüzü arttırıyorsa bu risk almaya değerdir. Eğer benim için çok önemsizse ben bu riski almayayım, yoğunluğumu azaltayım, sistemimi sadeleştireyim önerilerinde bulunuyoruz. Aldığımız riskler değer yaratacak aktivitelerle ne kadar ilişkili? Değer yaratıyor dedik ya, hep değer yaratmak üstünde kurgulamış durumdayız. Değer yaratmayan hiçbir aktivitenin riski alınmamalı. Doğru miktarda mı alıyoruz? Yine bu da bir sorumuz. Ve riski yönetmek için çok detaya girmeyeceğim. Hani hep konuşuyoruz üzerinden zaten diye. Riski yönetmek için doğru süreçlerimiz varmış. Az önce verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Evet, bu riski alıyorum, kur riskini alıyorum ama diğer tarafta bunun işte böyle bir sistematize kurayım ve ben türev enstrümanlarla bu riski ortadan kaldırayım. Alacak sigortası yaptırayım. Aslında ben gidip de müşteriyi sürekli arayıp da ya da müşteri battığı noktada ben problem yaşamayayım. Zaten bunun maliyetine katlandım. Sigorta şirketi gerekli işleri yapsın. Bazı taşımazlarımı sigortalatayım ya da operasyonlarımı sigortalatayım. Farklı operasyonları da sigortalatabiliyoruz. Bunlardan gelen işte üretimde bir şey kırıldı, çatladı, patladı. Sigorta şirketine beyan edecek süreçleri yapılandırayım. Bu da belki iyi bir nokta olabilir. Sigorta poliçeleri yapıyoruz biz bir kanalda. Sigorta anlaşmaları yapıyoruz. Ama diğer kanalda üretim tarafı bundan herhangi bir haberi yok. Ve işte bir şey kırılıyor, çatlıyor, patlıyor, atıyor. Oysa ki bunun şey bilinci oluşturulmalı insanlarda. Bunu beyan ettiğinde ben bunu sigorta şirketinden geri alabiliyorum. Ve inanın bu zihniyetin yer almadığı pek çok şirket var. Biz riski öngörmüşüz, bunu bir aksiyona bağlamışız, primine katlanıyoruz. Ama içerideki kişinin bunun haberi yok. Bundan bilgisi yok ya da yönlendirmesi yok belki. Hani onun için o aradaki bağlantıyı doğru kurmak gerekiyor. Bir şey yaptık ama bu nereye gitti? Bunun izlemesi, kontrol edilmesi de gerçekten önemli. Aslında değer katan yer orası zaten. Önemli olan o poliçe yapmış olmak değildi. O poliçeden faydalanmaktı. Onun için de işte bu doğru süreçleri kurma burada geliyor aslında. Orada da o yapıyı kurmamız lazım. Buyurun. Risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi, bütçeleme hedefleri üzerinde bir fonksiyonu var mı? Yani şöyle... Pardon, kurumsal risk yönetiminin hedef ve stratejiler üzerinde bir fonksiyonu var mı? Şunu demek istiyorum. Şimdi burada stratejilerimiz ve hedeflerimizi veri kabul ediyoruz üst yönetime. Bu veri üzerinden oluşan sonuçları denetliyoruz. Ama bu hedefler doğru mu? Yani çok afaki hedefler kondu mesela. Önümüzdeki sene küçülme olacak ekonomide. Ama patron diyor ki ben ciroyu %200 arttıracağım. Şimdi bunu hedefe veri alırsak sonuçta zaten baştan bir risk olacağı belli. Hani bu kapsamda bir müdahale oluyor mu ya? Böyle bir hedef koymakta bir takım riskler var, sıkıntılar var. Burada şu problemler var. Bu ekonomik gelişimde bu doğru olmayabilir gibi bir müdahalesi oluyor mu yani? Üst yönetimin stratejisini belirlerken devreye giren bir süreç var mı? Evet var. Çok iyi bir noktaya parmak bastınız aslında. Neticede bütçeler yönetim kurulu tarafından onaylanıyor ama bizim hani çalışmalarımız esnasında atıyorum işte hani bütçeleme tarafında değil de işte belirli şeylerle ilgili işte kurlarla ilgili mesela diyoruz ki senin kurların şunlardı ama seyir şu. İşte kur seyri şunlar ama sen şunu belirlemişsin. Arada gap var ve bu gapten kaynaklı benim şu an hedeflerimle ilgili şey olmayan hedeflerimin gerçekliğiyle ilgili burada bir problem var şeklinde yönetim kurulunu risk komitesini daha doğrusu uyardığımız konular oluyor. Ama şeyleri daha çok aslında bu gerçekleşmeleri yani kur haricinde bunlar çok spesifik konular da gerçekleşmeleri biz denetim tarafında bakıyoruz. Hani şey gibi mesela işte performans KPI'lere baktığımız zamanlarda evet işte hedefim bu ona gelmeye çalışmış. Mesela satın alma tarafına bakalım. Adam ona gelmeye çalışmış. Evet gelmiş ama diğer tarafta şeyi analiz ediyoruz. Bu senin belirlemiş olduğun doğru hedef değil. Çünkü bak bunun çok daha altına sen gerçekleştirmişsin. O zaman sen bunu hedefini ya yanlış set ettin ya üstüne bir yastık koydun set ettin. Önümüzdeki yılda bunları dikkate alarak bunu yapmalısın. Bunu denetimlerde daha ziyade ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela bir işte bayiye vermiş olduğumuz hedefler. İşte bayi hedef veriyor satışçı 3 lira. Bir bakıyorsunuz bayi yıllarca üst üste 5 lira satış gerçekleştirmiş. Ve sürekli prim almış tabii haliyle. Bu defa dönüyoruz şey diyoruz. Adam 5 yapıyor. 5 yapan adama niye 3 veriyorsun? Primin hedefi onun daha fazla satması değil mi? Sen ona 5,5 vereceksin ki adam 5,5 satmaya çalışacak. Yoksa hani hedef benim prim vermek değil.
hani tarzında işte ona göre mesela bütçeyi düzelttiriyoruz gibi oluyor. Buyurun. Yatırım bütçelerinin belirlenmesinde de kurumsal risk departmanının çok önemli rolü oluyor şirketlerde. Tabii. Bazı riskleri bertaraf etmek için yatırım yapmak gerekiyor ve bu yatırım kararı almak için de kurumsal risk yönetimi yönlendirmesi gerekiyor üst yönetimi ki onlar da onaylasınlar. Tabii ve tam tersi de oluyor aynı zamanda. Bazen de işte strateji değiştirmesi gerektiğini kanaat getiriyorlar ve bununla ilgili planlamış olduğu bir yatırım varsa onu da iptal edebiliyor tabii ki. Aynen. Evet, hem dediğiniz örnek hem de diğeri. Yani hani çünkü önemli burada kararlar. İşte bir projeyi devam ettirme şeyine bakıyoruz. Devam edelim mi etmeyelim mi noktasında. Evet, bu benim karlılığıma ya da ciroma hizmet etmeyeceğini ortaya çıkardığımız noktada onunla ilgili devam edecek bir yatırım varsa ortadan kaldırıyoruz mesela gibi. Yeterli mi? Satmeci oldu mu rica ederim? Bazı soru örnekleri var, geçiyorum ve burada da şeyimiz var aslında, tam genel tablo, belki bu biraz daha şey yapar. İşte burada mesela misyonum, kurum misyonunu burada söyler. Stratejik hedefi budur. Burada risk alma isteği budur, hani az önce bahsettiğim, ben işte şu kadara kadar risk alabilirim. Yönetim uyarıyor, yönlendiriyor daha doğrusu. Burada stratejim, hedefim. Burada da risk toleransım. Şimdi risk toleransı nedir? Benim hedefim %25 pazar payı elde etmekmiş. Diyorlar ki %20 ile %30 arasına kadar kabul edebilirim. Bunun dışına çıktığım zaman ben hedefimi gerçekleştirmemiş olacağım ve şey, bunun dışındakiler benim adıma risk olmalı. İşte 15 bin ünite üretim diyor. -7500 artı 10 bin benim toleransım. Yani bu ne demek? Bunun altına düştüğüm zaman risk çanları çalıyor. Buna sebebiyet verecek durumlar neler olabilir gibi. Hani bunların hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekli. Burada işte iç etkenler, dış etkenler zaten hep bildiğimiz şeyler. Onun için hızlı geçiyorum. Eğer bir sorunuz varsa lütfen şey yapın, sorun. Çok da şey yapmak istemiyorum, yoğun bir şekilde bilgi aktarma. Ha mesela şey, organizasyonel değişiklikleri belki söyleyebiliriz. Yani değişim yönetimi vardı ya, aslında bu içimizdeki organizasyon değişikliklerinden de kurumlar ciddi etkileniyor ve buralardan çok ciddi maliyet kayıpları, operasyonel kayıplar, süreç kayıpları ortaya çıkabiliyor. Onun için bu tarz değişiklikler olduğunda da mutlaka süreçleri bir elden geçirmek çok önemli. İşte ilave danışmanlıklar olabiliyor vesaire buralardan kayıplarla. Yani önemli noktalar bunlar. Risk tarafı, şimdi hep risk komitesi dedik. Risk komitesi Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nın bir gerekliliği biliyorsunuz. Onun için kurumlarda da en az iki üye olmak üzere bir risk komitesi olur. Risk komitesinin hedefi, risk komitesi de riskin erken saptanması komitesi olarak geçiyoruz. Çünkü hedef şu, riskleri önceden tespit etmek ve bunları yönetim kuruluyla paylaşmak gerekli görüldüğü durumlarda. Ve risk komitesi de iki ayda bir raporlama yapar. Toplamda 6 tane raporlama yapar yönetim kuruluna. Yani kurumsal risk yönetim departmanı, risk komitesine raporlar, risk komitesi yönetim kuruluna raporlar gibi bir şey var aramızda. Organizasyonel bir yapı var. SPK'da da aynı şekilde, aynı kurumsal yönetim tebliği kapsamında uygulanıyor zaten. Burada kurumsal risk yönetimden ne fayda elde ediyoruz? Karar alma ve planlama daha özenli yapılıyor. İşte az önce bahsettiğimiz gibi hani orada mesela bir planlamayı, biraz daha planlamayı müdahale ettiğimiz noktalar olabiliyor. Çünkü hani bütçeyi bir defa yapıyorsunuz ama biz yıl içinde sürekli çalışıyoruz. Hani o esnada daha detaylı analiz etme şansımız olduğu için değiştirtebiliyoruz. Karlılığı arttırıcı etken, hedeflediğimiz bu. Sürprizleri minimize edilmesi. Hani az önce dediğimiz işte sözleşmelerden şu kadar ceza gelecek. Öncesinde yönetim kurulunu uyarıyoruz. Sonradan bir sürprizle karşılaşmasınlar. Ya da finansal tarafa uyarıyoruz ki bir karşılık ayırma gerekliliği varsa bir karşılık ayırsın buna karşı. Bak böyle bir zarar gelecek zaten. Öngörüsünü yapıyoruz. Stratejiler etkisi var. Yatırımcı bundan beslenir. Daha etki risk bilgisine ulaşıyoruz. Bilimler arası iletişim işbirliğini artırıyoruz. İşte oradan aldığımız bilgiyi diyoruz. Bak burada böyle bir risk var. Bununla ilgili sen ne yapıyorsun? Sen yaşıyor musun? Bundan da gerçekten ciddi katkı elde ediyoruz. Fırsat ve tehditler tespiti. Belirsizlik ve değişkenlikten de değer yaratılması. Ha, az önce şey dedik. Belirsizlik ve değişim risk yaratır. Ama fırsat da getirir beraberinde. Bunu unutmamak gerekiyor. Ve bizim hani nemalanmaya çalıştığımız yer de bu fırsat tarafı aslında. Hani oradan bir fırsat elde edebiliyoruz. Ha, az önce bahsettiğimiz şey burada aslında biraz şey yapmak istiyorum. Şimdi burada hani finansal riskler şurası.
Yani bu biraz daha finansal sistemin alt kırılımları. Şimdi piyasa, bunların altındakiler, işte kredi ve likidite. Hani az önce mesela bahsettiğimiz bu alacak sistematiğini aslında şuradaki riski biraz daha şey yapmak adına, doğru yönetebilmek adına koyuyoruz. Ama tabii ki bu riski ortadan kaldırmıyor. Neticede adam bana ödemezse tahsil edemiyorum ben. Ben orada sadece sürecimi düzeltiyorum ki kurum olarak ben yanlış, yani kredibil olmayan bir müşteriye satış gerçekleştirmeyimin önüne geçiyorum. Ama hani adam sonra batarsa, çatlarsa, ederse o tabii ki artık benim kontrolümün dışında oluyor. Bu sermaye yapısıyla ilgili olan riskler, bunlara bakıyoruz. Her çeyrek sonunda bakmaya çalışıyoruz. Özellikle yıl sonunda bakıyoruz. Çünkü sermaye yetersizliği biliyorsunuz önemli bir risk. İşte ihalelere girmeyi engellemeye varıncaya kadar ciddi kritiklik var. Onun için bunu mutlaka bakıyoruz her çeyrek sonunda. Ve finansal raporlama, az önce sizinle geçtiğimiz konu. Burada da bütçeye eksiksizlik ve doğruluk bizim için önemli. Muhasebenin doğruluğu, raporların doğruluğuna, doğruluğundan gelen kaynak analizi olabilir. Operasyon tarafında da iş operasyonları, teknoloji, varlık. Bu varlıkla ilgili şey bahsetmek lazım belki. Bir ISO'nun 27001 bilgi güvenliği sistemleri standardı var biliyorsunuz. Burada onun üzerinden de çalışıyoruz. Oradaki yapı daha şey üzerine kurulu. Varlıklarınızı tespit ediyorsunuz ve bu varlıklarınızla ilgili ne gibi riskleriniz var? Ve bunlarla ilgili neler yapılmalı, ne durumdayız gibi bir yapı var. Burada aslında şu an hani Türkiye'de biraz daha böyle birbirine bağlamaya başladılar. Mesela şey var, YYS var, yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası. Yetkilendirilmiş yükümlülük sertifikası almanız için bu 27001'i de almanız gerekiyor. Yani aslında hani şey böyle, mevzuatları birbirlerine linkliyorlar, bağlantı kuruyorlar ki insanlar yavaş yavaş bunları kullanmaya başlasınlar. Hani ayağa alışsın. Çünkü hani YYS'nin getirmiş olduğu avantajlar var. Onlardan faydalanmak için 27001'i almalı. Tabii sektör de besleniyor diğer taraftan. Hani hepsi birbirinin içerisinde şey aslında. Bunu da burada düşünmek gerekir. 27001 burayı biraz daha şey yapıyor, kapsıyor. Stratejik listeler piyasa şartlarını, işte yönetim ve ilgili tarafla ilişkiler. Aslında stratejik listeler adı altında daha ziyade bu başlıkları inceliyoruz biz. Dış çevre riskleri de işte hukuksal, politik düzenleme ve felaket. Sizin sorunuzla ilgili buradan bir şey oldu mu yoksa tekrar var mı? Fiyatlama konusunda çok fazla yani yüksek miktarda üretim yapıp daha düşük fiyatı mı mal satmak? O bir değerleme, değerlendirme ama. Bu aradaki karar vermek de bir risk yönetimi için önemli. Tabii ki evet. Evet, şimdi mesela orada şey de diyoruz, hani bazen kar etmediğiniz halde satış yapmanız gereken noktalar da oluyor. Yani o aslında tam anlamıyla stratejik bir karar. Çünkü mesela öyle analizler yapıyoruz biz, evet ben bunda bu kadar adet satıyorum ve bu kadar kar ediyorum. İşte çok daha karlı işler almalıyım, işte şu kadar adet beni kurtarıyor ve şu kadar kar elde ediyorum. Ama diğer tarafta yönetim diyor ki, bu benim pazarda olabilmem adına çok adet satıyor olmam lazım. Hani o stratejiye ilintili gene. Eğer şirket markalaşma üzerine gidiyorsa, o zaman diyor ki pazar hakimiyeti kurmak istiyorum. Şirket karlılık yoğun gidiyorsa hani onda da ona karar veriyoruz. Mesela çok marka stratejisine yürüyen bir firma az adet ve pazar nüfuz etmediğini tespit ediyorsak şayet analizlerden, o zaman diyoruz ki sen nasıl markalaşmayı hedefliyorsun? Yani bu adetlerle, bu pazarlama stratejisiyle senin markalaşman imkansız. Kar elde ediyorsun şu an, o zaman stratejini değiştir ya da. İşte o diyor ki o zaman tamam ben o zaman kar üzerinden yürüyeceğim gibi. Ya da hedef kitleyi değiştirebilir. Evet. Ya da aynen öyle kanalını değiştirebilir gibi. İşte pozisyon açığımız var mesela, diyoruz ki pozisyon açığımız var, acilen ihracat yapmamız lazım. İşte ihracata odaklanalım. İşte stratejimiz domestik, yurt içini bırakalım, hatta yurt içini üretim ile yapmayalım, kapasiteyi kullanmayalım ya da işte malzeme alımlarını tedariği gerçekleştirmeyelim, yurt dışına doğru yönelelim. Çünkü hem işte şu anki paranın, TL'nin değerinden dolayı hem de kur açığım olduğundan dolayı benim onu birbiriyle kapatmam lazım. Çünkü diğer tarafta hedge de etmiyorum gibi. Yani pek çok kanal aslında birbiriyle ilintili. Hani o kararda tümüyle biz sunuyoruz. Burada hani karar merci biz değiliz. Biz gerçekleri açığa koyucuyuz. İşte senaryolar üretiyoruz. Yönetim kurulu bu senaryolardan hangisini seçmek istediğine kendisi karar veriyor. Ama şöyle de bir şey ilave etmek gerekmez mi? Herhangi bir yönetimi sağlayabilmeniz için ölçebilmeniz lazım. Tabii. Riski yönetebilmeniz için ölçebilmeniz lazım. Evet. Zaten ölçemediğiniz şey de risk sayılmaz. Tabii. Bu nedenle bu az önceki fiyatlamadan örnek başladım. Bunu ölçebilmek gerekir ki ne kadarlık bir miktar olacak. Ona göre karar veren, yani strateji belirlerken bu ölçüleri yaparken mesela bir belirsizliğin ölçülemeyeceğini ama riskin ölçülebileceğini düşünüyorum.
Burada bu ayrımı koymak gerekir diye düşünüyorum. Tabii tabii, orada ölçümlüyoruz zaten. İşte mesela adetler, şu kadar adet şu getiriyor, şu kadar adet şu getiriyor, şunu dolduruyorum. İşte kapasitemi şu kadar kullanıyorum, sabit maliyetlerden şu kadar geliyor. Hani orada ölçüler bir değer sunuyoruz dediğiniz gibi. Ama orada karar bazen subjektif olabiliyor. Hani onu kastediyorum. Evet, zarar ediyor olsam bile ben bu projeyi alacağım diye işin içine girdiğimiz çok proje oluyor gerçekten. Ya da ceza var, tamam ben bu cezayı almaya kabulleniyorum. Yetiştiremesen bile, çünkü ben o işte olmalıyım, benim adım orada geçmeli gibi. Rica ederim. Bizim rol ve sorumluluklarımız da, biz işte programı düzenliyoruz. Burada risk değerlendirmelerini koordine ediyoruz. Risk envanterini oluşturuyoruz, bütün birimlerle çalışarak. Burada aksiyon planları oluşturuyoruz onlar. Yani aslında biraz daha ileride daha detay gideceğim ben, çok detaylandırmıyorum. Kontrollere bakıyoruz. Çalışanlara eğitmeye çalışıyoruz. Risk komitesine raporlamada bulunuyoruz. Şimdi burada burayı atlayacağım. Tehdit senaryolarını ben koymuştum. Hani sadece size düşündürmek adına işte neler olabilir kurumlarımıza düşündüğümüzde. İşte burada hani globalden ben buraya örnekler koydum tümüyle. Şimdi şeyde bilmediğim için tam hani katılımcı kitlesinin ilgi alanını bilmediğim için aslında her şeyi dahil ettim işte. Burada mesela internet karmaşası, işte bu ciddi bir tehdit unsuru aslında bizler için. Ticaret savaşları bizim adımıza tehdit şu an. Demokrasinin çöküşü, işte pek çok yerde bunu yaşıyoruz aslında. Bu tehdit, hani en yakında da yaşıyoruz bunu. Bunu bir tehdit unsuru olarak görüyor sektör. Mutlak tükenme, sürdürülebilirliğin azalması, bu çevresel etkiler çok ciddi. Risk, hani şey var ya artık, bundan sonra yemek yemeyeceğiz aslında, haplar şeklinde satılacak ve biz bunları yutacağız. Çünkü ciddi bir kaynak eksikliği oluşmaya başladı. Aslında bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Politik savaşlar devreye girdi. Eşitsizliğin fazlasıyla derinleşmesi tehdit artık dünya için. Bu siber savaşlar, artık hani savaşmıyoruz, artık sistemler üzerinden birbirimize savaş açar duruma geldik. İşte şey bile aslında bir savaş. Bu işte mesela Trump'ın internet üzerinden yapmış olduğu şeyler bile birer savaş. Çünkü bu gerçekten bizim ekonomimizde etkilediğini gördük. Yani kimlik jeopolitiği, bu jeopolitik hareketlikler işte ve duvarların örülmesi diye sadece birkaç bilgi. Şimdi burada biraz detaylandıracağım. Aslında bu bütün profili burada anlatacağım. Takip edebilirseniz çok sevinirim. Hedefim burada, ben kapsamı belirliyorum önce. Stratejim, organizasyonum neler? Bunlarla ilgili risklerim burada. Riskleri belirliyorum. Ne risk olabilir, nasıl olabilir? Bu da analiz ediyorum ben. Olasılığı nedir, etkisi nedir bu riskin? Yani gerçekleşme ihtimali nedir? Benim bundan etkilenme düzeyim nedir? Burada bunu belirliyorum. Ki ona göre de riskin seviyesini belirleyeceğim. Çok önemli bir risk mi, daha düşük bir risk mi diye. Risk seviyesinin belirlenmesi burada. Önceliklendirme de bu değerden çıkacak. Bir sonra bunları tekrar bakacağız. Nasıl bir şey gözünüze canlandırmayı hedefliyorum orada. Ve sonra da izleyip gözden geçireceğiz. Burada önceliklendirme önemli çünkü yönetim nereden başlamalı bunu bilmesi gerekiyor. Yani işte bir taptan yapıyoruz biz genelde ilk 10 risk. Onu önceliklendiriyoruz onlara ki hani hangisine yatırım yapması gerekli. Bunu bilmesi lazım. Burada kontroller var. Az önce belirttiğimiz gibi bununla ilgili kontroller olduğunu söylüyorlar. Bunlar çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Burada biz bunlara bakıyoruz. Sonra eğer şeyse, okeyse, yani bu riskler yerindeyse bu defa evet izleyip gözden geçiriyoruz. Eğer riskler yerinde değilse risk tekrar belirleniyor burada. Çünkü diyoruz ki senin belirttiğin kontrol çalışmıyor. Bunun riskin seviyesi aslında daha yüksek. Ve buradan buraya giriyoruz şimdi. Burada risk kararları var. Burada riskten kaçınma, yani sen bu riski alma, çık bu işten diyebiliriz bunda. Ben stratejimi değiştireceğim çünkü ben bu riski almak istemiyorum. Burada bir kısmını ya da tümünü paylaş, az önce sizin belirttiğiniz sigorta şirketlerine eskere ediyorum ben. Aynen öyle, şey diyorum işte, onu alacak riskini almayacağım, bunu işte COFAS'la anlaşayım, o onu alsın, ben ona sabit bir masraf ödeyeyim. İşte türev enstrüman kullanayım, finansman şirketine ödeyeyim,
benim kurum sabitlensin, başım ağrımasın yarın öbür gün gibi. Bunu transfer ediyorum bir şekilde ama tabii bir maliyeti var bunun. Günümüzde de maliyeti oldukça yükseldi bu arada bu şeylerin primleri, risk primlerinin. Etkinliğini ya da olasılığını azalt, burada iyileştirmeler yap, işte süreci iyileştir, insanı iyileştir, bir şekilde riski tamam devam et ama en azından biraz seviyesini düşür, kararı alabiliriz. Bunları genelde organizasyon kendi içerisinde halleder. Bu üçüncü kişiyle halledilir. Diğeri de kabullen, bu riski yaşayacağım ben, hayatımı devam edeyim. Bunlar tabii ki yönetim kurulu tarafına verilecek kararlar bu arada. Hani biz onlara şurayı sunuyoruz. Geri kalan kararlar bunlar. Arada yönlendirmelerimiz oluyor mu? Oluyor tabii ki. Yani bazen ne diyoruz? Evet bak bu gerçekten önemli. Bunu almamız lazım. Onlar da zaten bizim görüşlerimizi mutlaka sorarlar. Burada ne yapıyoruz işte? Kaçın fayda ve maliyetler değerlendiriliyor. İşte iyileştirme stratejilerini öneriyoruz. İyileştirme stratejilerini seçiyoruz. Yani mutlaka bir kendi içimizde de bir iyileştirme planı her zaman düşünüyoruz. Düşünmeliyiz. Zaten varlık sebebi bu aslında organizasyonlarında. Burada yine süreç tekrarlanıyor ve burası da aslında son nokta ve şey çıkıyor. Yani burada okey miyiz? Tamamdır. Bu kadar yeterli ve buradan da risk envanterini oluşturuyoruz zaten. Ya en çok zamanı harcadığımız nokta aslında şuradaki risklerin belirlenmesi. Burası gerçekten şey. Buyurun. Mesela risk yönetim departmanının bize önerdiği bir sigorta şeyi vardı. Emniyetli suistimal sigortası. Evet, evet. Bunu yaptırmıyorduk daha önce, sonra yaptırdık ve bu sigortanın da meyvesini yedik daha sonra. İşte ne güzel, evet. Bir tane çalışanımız, muhasebe çalışanı hem de bir yolsuzluk yaptı. Ve o yolsuzluğun bedelini de sigortadan aldık, o da sigortayla hesaplarsın sonra. Ya evet hani bu bir rahatlık aslında. Şimdi bizim de oluyor bazen. Diyoruz ki mesela bu işte hurda olmuş, hurda etmişsiniz, öyle böyle bir sürü tartışmamız var. Ama şey tamam sigorta şirketine yansıtacağız. Okey tamam, kır bu camı da kır. Yani nasıl sigorta şirketi şey yapıyoruz. Yani bu hani bu bir rahatlık gerçekten. Bu yaptığı suistimali önleyecek başka tedbirleri de aldık daha sonra zaten. Süper, yani iyileştirme aksiyonlarını da yaptınız zaten. Evet. Evet yani önemli olan o zaten. Hani bir de şey gibi, işte hani yönetimi bilgilendirin. Çünkü yönetimin bilgisi olmazsa şey oluyor ya, buna para harcamazlar. Sen bilgilendirmekle yükümlüsün. Para harcayıp harcamama kararını bırak o versin. Yani bu bizim hani çoğunlukla yanlış yaptığımız bir şey aslında. Yönetimde çoğu zaman zaten bu riski almaktan tamam parasını vereyim, ben bu riskle karşılaşmayayım kabulünde yapabilir yani. Bu hem beni rahatlatır, hem organizasyonu rahatlatır aslında. Onun için maksimumda paylaşmak. Risk gördüğümüz her alanı maksimumda yönetimle paylaşmak çok pozitif geri dönüş getirir bize. Hani en kötü onu bilgilendirmiş oluruz. Bak ben bir de böyle bir risk yönetiyorum diye. Ki karşılaştığında bu ne demiş. Bu organizasyon yapısı şöyle, işte hissederler, biz şuradayız, kurumsal risk yönetimi genel müdürlere bağlıdır çünkü hani bağımsız olması gerekiyor. Buradan risk komitesine raporlar, risk komitesi de yönetim kuruluna raporlar. Mesela bizim organizasyonumuzda biz risk komitesi yönetim kurulunu aynı gün yapmayı hedefliyoruz ya da risk komitesini bir gün önce yaparız. Orada risk değerlendirmelerimizi gerçekleştiririz, sonrasında da komite üyeleri gerekli görmüş olduğu riskleri ve gerekli gördükleri durumları yönetim kuruluyla paylaşırlar. Orada tartışılır. İşte çıkan karara göre de biz tekrar geri dönüp ne uygulayacağımıza karar veririz. Denetim komitesi farklı bir uçta gördüğünüz gibi. Yani iki ayrı komite. İşte ne yapıyoruz? Mülakatlar, odak gruplar, olay envanterleri yapıyoruz. Buraları anlattığım için geçiyorum. Şimdi burada bir risk matrisi. Aslında şunu açayım ilk etapta. Risk matrisimiz bu. Şöyle bir şey, hani herkesin kullanmış olduğu farklı olabilir. Biz bu da kullandığımızı koyduk ben. Genel kullandığımız bu. Şu bizim kullandığımız. Şimdi şurada etki ve riski açıklık, olasılık var. Hani dedik ya riskleri belirliyoruz ve önceliklendiriyoruz. Aslında önceliklendirdiğimiz yer bu. Yani biz işte ne yapıyoruz? Riskleri şuradaki derecelerine göre koyacağımız yeri belirliyoruz. Ona göre de aksiyonları belirliyoruz. Yönetim kuruluna da ona göre uyarılarda bulunuyoruz. Yani genelde onların baktıkları yer şurasıdır. Kırmızı taraftır. Çünkü kırmızı tarafla ilgili acilen risk almamız gerekiyor. Önlem almamız gerekiyor. Tabii ki özellikle şu bölüm için. Burada hani strateji değişikliğine varıncaya kadar gidilebilir bizim adımıza. Etki nedir? Riskli olay meydana geldiğinde bütün kontrolleri göz ardı ettiğimde ben bundan ne kadar etkilenirim?
ne kadar maruz kalıyorum. Hani az önce kitle imha silahları dedik ya. Olasılığı çok düşük bir şey ama etkisi çok büyük gerçekten. Çok aynen öyle. Evet, vermiş olduğu hasar fazla. Bu etkiden bunu anlayalım lütfen ama hiçbir kontrol olmadığını düşünüyoruz. Etki skalamız şurası. İşte azdan Fiji'ye kadar gidiyor. Katastrofik dediğimiz noktaya kadar gidiyor. Olasılık da bunun meydana gelme ihtimali. Ama burada olasılığı şeye göre düşünüyoruz. Mevcut kontroller sonrası. Çünkü neticede kurumun bir kontrolleri var, inandı. O kontrollerimi yaptıktan sonra ne geliyor? Ne kalıyor geriye? Bu da benim artık riskim oluyor zaten. Kalıntı riskim oluyor, pardon. Şimdi burada buna göre bir şey yapıyoruz. Sıralama. Şurada işte burada mesela nesi dedik biz? Burası rutin aktivitelerle çözülebilir bir alan. Aşırı zorluk. Hedefe ulaşmakta gecikmelere sebebiyet vereceğim. Yeniden yapılanma gerektirecek. Burada ya hedefimi yeniden yapılandıracağım, ya organizasyonumu yeniden yapılandıracağım, ya sürecimi yeniden yapılandıracağım noktası. Burası da hedeflere ulaşmayı engelleyecek nokta, etki anlamında. Burası ise olasılık. Ve hani buradan da işte belirlemiş olduğum riskleri şuraya göre şey yapıyorum, konumluyorum. Burada şimdi, bu da karar alma şeyim, hareketim. Burada çok yeşil alandayım zaten. Düşük, yani burada sadece izle, hiç burası aslında hiç mesai harcamadığımız bir alan. Ne zaman elimiz boş kalırsa, hiç kalmadığı için hiç mesai harcamıyorum. Şurası orta düzey. Burayı yakından izle ve düzeltmeye çalış. Şeyine göre tabii ki burada etkisi fazla olanlara biraz daha fazla dikkat etmeye çalışıyoruz. Yaratacağı hasar fazla olacağı için. Burası ise yüksek olanlar ve karşılık vermek gerekli olan alan. Bu bizim risk önceliklendirme tablomuz. Buna göre aksiyon tarihlerine karar veriyoruz biz aslında. Hani bölümlerle konuşuyoruz, aksiyonları belirliyoruz ve aksiyon tarihleri oluşturduğumuz yerde şurada. Hani yüksek olanların aksiyonları kesin yakın olmalı. Sarı alanda olanlar biraz daha ortalama ama yeşil alanda olanları bırakabiliriz gibi. Kontrol türleri belki bir buna da bakmak gerekiyor. Şimdi bir önleyici kontrollerimiz var. Bunlara biz işte şey diyoruz, preventive diyoruz. Yani gerçekleşmesini istemediğimiz, işte bu alacak örneğinde verdiğimiz önleyici. Kredisi yeterli olmayan müşteriye ben satış yapmayayım. Önledim orada. O kontrol bir şeyi, işi önledi, önüne geçti, bloke etti. Düzeltici kontrol ise bu düzeltmeye yönelik olan, bunlar genelde şeydir, hani ortaya çıkartıcı işte, sonradan olduğunu gösteriyoruz, işte orada sonra düzeltmeye uğraşıyoruz gibi. İstediğimiz yer şurası tabii ki, organizasyon istemediği yerde burası çünkü blokladığını söylüyorlar genelde, evet blokluyoruz gerçekten. Belirli limitler dahilinde salmaya izin veriyoruz sadece. Yönlendirici ise işte belirli bir sonuca ulaşmayı garantilemek için geliştiriyoruz burada. Yani oraya gelmek için neler, şunları yapmalısın, bunları yapmalısın, şunu takip etmelisin gibi. Denetleyici de sebepleri belirlemek için geliştirdiğimiz bir şey. Genelde kullanılanlar şu ikisidir ama kontrol set etmek, kullanmak anlamında. Bu az önce şey yaptık, konuştuğumuz konu dağıtmak olarak. Şu da risk envanterini en son bir paylaşmak istedim. Şimdi burada işte ne yapıyoruz? Riskin türü, riskin tanımı, riskin sebebi. Burada olay da tanımlamaya çalışıyoruz. Çünkü bir riskin farklı olayları olabiliyor. Ve o her olaya göre de farklı çözümler üretmemiz gerekebiliyor. Hani onun için bir risk kavramı var. Bir de onun kök nedeni dediğimiz olayları tanımlıyoruz. Bu etki olasılık, hani az önce baktığımız şey. İşte atıyorum burada mesela 3, burada 2, 6 çıktı bu gibi düşünün. Bunu hani çarpan olarak gidiyoruz işte. 5 etkisi, 3 olasılığı da öyle etki maddesinde. 3 kere 5, 15. Gibi işte sonra şurada öyle bir değerlendirme var. Pardon, şuraya geliyor mesela. Bir düşünün işte 3 etkisi 3'tü. 4 şurada riski gibi. Aynı öyle 12. Bu şekilde bir şey yapıyoruz. Hesaplamamız bu şekilde. Onun tabii tutarları var. Tutarları göre doğru tespit ediyoruz. Yönetimin talepleri olabiliyor. Burada sadece bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Bir tane Benetton'un bir risk örneği var. Bunu seviyorum. Ne kadar hızlı tepki verildiğiyle ilgili. Bu şeyin işte Abdullah Öcalan zamanında bu ithalde tutuklanması, Türkiye'ye iade edilmemesi olan çok büyük olaylar oldu. Belki bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? O dönemde bütün İtalyan şirketlerine inanılmaz bir karalama kampanyası oldu burada. Benetton da bunlardan biriydi. Ve hani bir sürü şey, ambargo uyguladılar hatta.
Ama o zaman Benetton hani bu çok önceden planlanmış bir şey değil, o anında şey verdi, anında buna tepki stratejisi geliştirdi. Çünkü bunu ciddi risk olarak gördü ve bunu uygulamayan çok İtalyan şirketi de vardı bu arada, hiçbir tedbir almayan. O anında bunu katastrofik olarak nitelendirildi. Acil bir kriz yönetim planı uyguladı. Burada şöyle hani şey, tüm şeyi koymak adına, belirtmek adına koydum. Olayımız Atatürk Öcalan'ın yakalanması, vitrin karartılması. Amaç Benetton'un krizden zarar görmeden çıkmasını sağlamak ve İtalya'ya yeni bir İtalyan markası aracılığıyla mesaj vermek oldu. Mesaj hemen anında işte tepkilerinizi anlıyoruz dediler. Bütün onların renkleri çok renklidir, cıvcıvlıdır ya, bütün mağazaları siyah yaptılar. Hani sizin yanınızdayız mesajı bu Türklere. Ve bunun sonu şey, basın bültenleri yayınladılar. Cem Boyner markanın İtalyan yöneticisini aradı iki defa ve hani hep bunlar şey, bak biz bunun için önlem alıyoruz, biz de karşıyız şey girişimleriydi. Burada hedef kitlemiz bütün buradaki bütün Benetton ilgilileri Türkiye'deki. Ve burada da işte sonunda ne oldu? Türkler gidip teşekkür şeyleri yapıştırdılar. İşte şurada görüyorsunuz, bir tane şey fotoğrafta koyduğum şey bu. Teşekkür yazıları koydular ve İtalya ve Benetton'u aynı şekilde desteklemeye devam ettiler ki o dönemde pek çok İtalyan şirketi aforoz edildi bu arada. Ama burada riski belirledi, tespit etti ve acil bir aksiyonla bu riskten, bu şeyden yara almadan çıkmayı başardı Benetton. Bir de şurada şey var, çok son olarak şunu şey yapmak istiyorum, çok zamanınızı almadan. Bir SWOT analizi örneği, bizim yapmış olduğumuz çalışmalardan biri de bu risk yönetiminde. SWOT analizleri de gerçekleştiriyoruz. Buraya kahve dünyasının bir SWOT analizini koyduk. İşte ne yapıyoruz? Kurumumuzun güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri koyuyoruz. Mesela burada ne yapmış işte, size fikir olabilmesi adına paylaşıyorum. İşte güçlü yönü Türk markası olması. Hele bu aralar çok güçlü bir yön bu gerçekten. 1-0 şey başlıyorsunuz. Geleneksel Türk misafirperverliği, işte ikramlar, masada sipariş, uygun fiyat. Zayıf yönlerini tespit etmiş kendi içerisinde organizasyon. Uzayan servis süresi. Mesela burada da hani şey yapıyoruz biz. Sadece subjektivite değil de işte değerlere bakıyoruz. Müşteri memnuniyetine bakıyoruz. Müşteri memnuniyetinin sebeplerine bakıyoruz. Mesela oradan da bu zayıf yönleri buraya koyuyoruz. Ya da tehditleri koyuyoruz mesela. O analizlerden beslenerek aslında buradaki dataları oluşturuyoruz. İşte mağaza yaygınlığı demiş. Reklama verilen önem. Fırsatlar şunlar olabilir demiş aslında, hani bizi diğerlerinden bir adım öne çıkartacak nokta burası olabilir belki. Mesela ben en son şey duydum kahve dünyası ile ilgili, 5 Aralık Dünya Kahve Günü'müş. Ben de onun reklamlarından duydum. İşte sizi kafe kralı mıydı, yoksa şimdi çok şey olmasın, sizi kahve içmeye bekliyoruz. Çok güzel bir, bakın çok güzel bir pazarlama tekniği. Ne kadar güzel şey yapıyor aslında. Sizi çekmeye çalışıyor. İşte bu bir fırsat yakalamış buradan adam. Çok minik bir şey bu belki ama işte genç nüfus artışı, önceliği çay olan kitleye ulaşma potansiyeli olması mesela bir fırsat olarak görmüş gibi gibi. Mesela müttehit olarak şey demiş, kahve ve süt ürünlerindeki ücret artışı neden olacağı maliyet artışı. Yani o kadar artık hani şey hesaplıyoruz ki, yağ, sinekten yağ hesaplar durumdayız ki, çok hani detaya bakmak gerekiyor. Her şeye risk bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Çünkü her yerden bir şey çıkabilir. Son olarak bunu paylaşmak istedim. Çok teşekkürler katılımınız için. Umarım buradan giderken kulağınıza birkaç kelime kaçırmayı başarmışızdır. Buyurun, rica ederim. Krizlerin arasında bir de Rahip Baronson krizinde onun adı başka. Onun adı başka. Riskler olarak hem riski eksi anlamda tabii şey yapıyoruz ama bir de bunun artısı da yok mu? Mesela bir söz var, derler ki riski tuttursan ilk çok kar var diye. Evet, fırsatı çeviriyor. Hani az önce bu şey örnekleri oydu aslında. Simit Sarayı'nın örneği oydu. İşte adam kriz zamanında kiralar en dibe vurduğunda o zaman bir yerde, ya simiti biz sokakta kafada satıyorduk yani, değil mi? Adam o gün ona karar vermiş ve fırsata çevirmiş. Yani bu dediğiniz o aslında. Hani onu yakalayabilmek şu an. Bilerek, onu tahmin ederek yani göz olarak da riske girilebilir mi? Tabii, tabii ki. Zaten belirsizlik fırsatı da çok çağ getiren bir şey ya. Çift bacaklı. Teşekkürler. Rica ederim, sağ olun. Evet, değerli meslektaşımız ve bağımlı çalışan meslek mensupları, sayın Aydan Biltekin Gökdağ,
bizlerle birikimlerini paylaştığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Ve Aydan Biltekin Gökdağ, plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Oda Başkan Yardımcımız biraz geç başladık ama Ömer İşçi kürsüye davet ediyorum. Yormadım inşallah. Ben teşekkür ederim. Günün anısına fotoğraf çektirmek için herkesi sahneye alalım arkadaşlar. Tamam. Alayım. Tamam. Teşekkürler. Evet. Ama şöyle önden alabilirsin. Ben her zaman. Hay Allah. Evet. Topluyorum ben. Tabii geçsin. Yok yok ben şey yapardım. Çok uzak gitti ya. Karanlık çıkıyor bak. Yakına geliyor. Teşekkür ederim. Ben de bir şey öğrendim.